Ve günaydın, para gündemdesiniz. Haftanın son iş ve işlem gününden merhaba, ben Sena Alkan. Gelin şöyle bir bakalım, 2 Ağustos bugün tarihlerimiz. Neler var günümüzde, gündemimizde, özetimizde? Akabinde de para gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden'la görüştü dün akşam. Görüşmede Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Haniye suikastı ve Türkiye'de dün gerçekleşen o rehine takası, tarihi olarak Amerikan basınında nitelendirilen rehine takası ile bölgesel ve küresel gelişmelerin tümü ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini, her adımıyla gösterdiğini, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Temsilciler Meclisi'nde, Kongre'deki o görüntülerin Türkiye ve dünyada derin bir hayal kırıklığına yol açtığını da Amerikan Başkanı Biden'a iletti. Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten son yılların muhtemel ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz en büyük takas operasyonlarından birine imza attı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya arasında tutuklu takası var. İkisi çocuk, 26 kişinin takası Ankara'da gerçekleşti ve operasyon sürecinde MİT tarafları bir araya getirdi, tek tek süreci yönetti, takas edilecek kişilerin güvenliğini sağladı ve sürecin en başından en sonuna kadar kolaylaştırıcı bir rol üstlendi. Amerikan Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, MİT'in yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden bir açıklama yaptılar. Biden 3 Amerikan vatandaşı ile bir yeşil kart sahibi toplam 4 kişinin Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden evlerine dönecek olmalarından büyük mutluluk duyduklarını da belirtti. Tabii Kremlin'den de bir açıklama var. Çünkü takasın bir tarafı da o. Oradaki açıklamada da operasyonun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelere işaret edildi ve tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür edildi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, dış ilişkilerden sorumlu, şöyle bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği vatandaşlarının Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşması rahatlatmıştır Avrupa Birliği'ni, ifadelerini kullandı. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler getiren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi bu kanuna göre ne olacak diye soruyorsanız, sahipsiz hayvanlar ilgili belediyeler tarafından hayvan bakım evlerine götürülecek. Eğer hayvan bakım evi yoksa hayvan bakım evi bu belediyeler oluşturacak. Rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar buralarda barındırılacak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine de 6 aydan 2 yıla hapis cezası verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burdur'daydı ve gündeminde ne vardı? Belediyelerin SGK borçları vardı. Şöyle söyledi: sen 22 sene ülkeyi yönetmişsin. Ne zaman görüldü belediyeye haciz yolladığı SGK'nın? Burada sorumluluk tamamen sende, diyor Özgür Özel. Emekliye 17.500 lira verin, bütün borçlarımızı kapatalım ifadelerini kullandı Burdur'da yaptığı konuşmada. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı var malum, bunu da değerlendirdi. Diyor ki tahliye edilmesi ve mecliste yemin etmesi gerekiyor, bunu bekliyoruz. İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı Telegram hesapları, Hamas lideri Haniye'nin hedef alındığını iddia ettikleri binanın görüntülerini paylaştı. O binanın görüntüsü işte hemen yandaki bu görüntü. Ve binanın bir bölümü yeşil bir örtüyle gördüğünüz gibi kaplanmış. New York Times'ta suikastin nasıl düzenlendiğine dair bazı iddialar, haberler yer alıyor. Onları aktaralım. İranlı bir yetkili konuşmuş New York Times'a ve 7 yetkiliden biri esasında ve hepsi de aynı şeyi anlatıyorlar. Şöyle söylüyor: Haniye'nin kaldığı bu konuta 2 ay öncesinden bir düzenek yerleştiriliyor. Uzaktan yapay zeka ile çalışan bir düzenek bu. Ve Haniye de İran'a her gittiğinde Sadabat Sarayı'na yakın burada konuk evinde kalıyor ve aynı odada kalıyor. Dolayısıyla 2 ay boyunca o düzenek orada bekliyor. Girdiğinde de Haniye'nin içeri girdiğine haberdar olduklarında bu düzeneği patlattılar ve Haniye'yi öldürdüler diye İranlı yetkilinin açıklaması bu yönde. Uzaktan yapay zekayla
yapıldığını söylüyor. İkisi İranlı, biri Amerikalı. Bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayandırılan bir haber bu. Hamas siyasi büro başkanı Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle de dün gece gelen bir karar, Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu ve şöyle söyledi paylaşımında: Filistin davasına olan desteğimizi, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edilmiştir ifadelerine yer verdim. İsrail Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlemişti. Burada üst düzey bir Hizbullah komutanı Fuat Şükür öldürülmüştü. Onun için de bir cenaze töreni düzenlendi. Burada Nasrallah, Hizbullah lideri, bir konuşma yaptı. Diyor ki İsrail kırmızı çizgiyi aştı ve çatışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Bundan sonra vereceğimiz yanıtla İsrail ağlayacak ifadelerini kullandı. Gerçekten bölge ateş topu. Gün gündem, özet böyle. Haydi buyurun ekonomiye. Tamam, bir sıcak görüntü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da. Bu görüntüyle devam edelim. Hamas siyasi büro başkan vekili Halit Meşale taziyelerini iletti. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. Sıcak görüntüler ajanslardan haber merkezimize gelen. Neden Doha'da? Çünkü burada cenaze töreni düzenlenecek suikaste uğrayan Haniye için. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'yi temsilen Doha'ya gitmişti. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı ifade edilmişti. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da cenaze törenine katılabileceği ifade ediliyordu. İşte bu görüntüler Doha'da kayda geçen görüntüler. Halit Meşal'le görüşmesinden görüntüler. Halit Meşal'in Haniye'nin yerine geçeceği ifade ediliyor bir yandan da. Beklentiler de o yönde. Hamas siyasi büro başkan vekili kendisi şu anda. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da yaptığı görüşmeden sıcak görüntülerdi. Şimdi ekonomiye geçelim. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım benimle beraber. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl olur diyorsunuz? Dünyanın bugün deminde. Orta Doğu uyanıyor. Dünya piyasaları da yanmaya başladı. O kadar haklısınız ki, yani dünya piyasası, Orta Doğu ayrı, bölgenin içinde bulunduğu ateş çemberi ayrı, sabah açıyorsunuz gazeteyi, haberler ayrı. Şanlıurfa'da katliam gibi kaza, parka giden 5 çocuğumuzu kaybetmişiz. İnsanın tadı tuzu olmuyor güne başlarken böyle sabahlarda. Bir bakalım piyasalara, soralım bu ateş nereleri yakar bölgede diye. BIST yüz endeksi 10.798 puan seviyelerinde, dolar TL 33,17 seviyelerinde. Euro TL 35,86 seviyelerinde seyreder. Gram altın 2626 lira seviyelerinden işlem görüyor. Altının onsunda yükseliş var demiştik. Güvenli liman, bölge böyle yanarken, Fed'de faiz indireceğim sinyali verirken bir sığınak olmaya devam eder diye yorumlar yapılır. 2462 dolarda. Brent petrol 80 doların altını görmüştü ama gelin görün 80 doların üzerinde bir çıktı. Şimdi 80 dolar seviyelerinde seyreder. Amerikan ham petrolü 76 dolar seviyelerinde. Gram altın, az önce söyledim, bir kez daha ineleyim, 2627 lirada. Çeyrek altın 4297 lirada. Yarım altın 8594 lirada. Tam altın 17129 lira seviyelerinde. İçeride piyasalarda durum yok. Piyasalar yanıyor dediniz. Yanmıyor. Evet. Yani bir Orta Doğu'nun etkisi var. İşte özellikle de altın ve petrol fiyatları üzerinde. Ama diğer piyasalara da marjinal şekilde etki yapmış durumda. İki, daha önemlisi Amerikan kaynaklı, Amerikan ekonomisinin resesyona gireceği korkusuna kapıldı bir anda piyasalar. Hmm. Özellikle Amerika'dan başlayarak. Yani bir gün önce işte faiz inecek Amerika'da, Eylül'ü işaret etmenin ötesinde söyledi neredeyse. Yani bir taahhüt altına girdi gibi FED. Yani olabilirdi indireceğim. Ama indireceğini, evet, indireceğini sinyali aldınız. Çok net ortaya çıktı. Dolayısıyla bununla beraber bir coşku yaşadı. Ama ertesi günü de çöküş yaşadı. Yani FED kararından bir gün önce de yine coşkuya benzer bir artış. Hı hı. Pardon, düşüş. Hı hı. Düşüş, artış ve düşüş. Ne oluyor diye de soruyorum. Yani bir gün öyle, bir gün böyle, dediğim gibi şey, yani Amerika'da böyle
bir anda işte faiz düşecek, ekonomi canlanacak. Ekonominin canlanmasıyla beraber küçük şirketler ve büyümeye odaklı şirketler, klasik şirketler prim yapacak, karlı olacak vesaire. Dolayısıyla teknoloji hisselerini satıp bu klasik hisseleri almak modaydı ama bir gün sürdü. Tam bir tuzağa dönüştü yükseliş. Diğer piyasalara da sirayet etti. Çünkü Japonya'dan da başka bir haber geldi. Japonya'da uzun yıllardan sonra bir yani faiz artırımına gitmişti. 0.10 düzeyine getirmişti politika faizini. Onu 0.25'e getirdi. Yani bir kattan biraz daha fazla arttırmış oldu. Ayrıca da piyasadan aldığı varlığı yarı yarıya azaltma niyetini açıkladı. Yani şu anda da Japonya'da işte devlet tahvillerinin hazine borçlanmasının yarıdan biraz fazlası Merkez Bankası'nın elinde. Yani uzun yıllar 2013 yılından başladığı bir hareketle Japon Merkez Bankası Japonya'nın finansal varlıklarının çok önemli bir kısmını satın almış görünüyor. Yani borsada da yine benzer bir hareketi var. Borsa yatırım fonlarını satın alıyor. Ama oradaki oranı tam bilmiyoruz. Ama devlet iç borçlanma senetlerinin yarıdan yani %52'sini satın almış. Yani dolayısıyla Japon Merkez Bankası sanki Japonya'nın sahibi durumuna gelmiş. Parayı da zaten basıyor. Basan da o diyorsunuz durumda. Şimdi Japonya hem bir yandan faiz artırırken bir yandan da işte piyasadan alacağı varlığı yarı yarıya azaltma kararı verirken bundan sonra da devam edecek Japon borsası çok sert düşüyor. Japon yeni sert bir şekilde değer kazanıyor. Çünkü artırılan Japonya'nın faizi. Dolayısıyla Japon yeninin değer kazanması aynı zamanda dolara değer kaybettiriyor. Euro'ya değer kaybettiriyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki işte carry trade'e dayalı varlıkların satılmasına ve bu paranın Japonya'ya doğru yollanmasına yol açıyor. Çünkü oradaki pozisyonlarını kapatacaklar. O da bir çünkü Japon yeni değerlendiğine göre artık o Japon yenini borçlan, getir Türkiye'ye yatır. İşte dönemi Japon kadınları dediğimiz Japon ev kadınları dediğimiz şey bu. Yani bu da kapanıyor olabilir. Ev kadınları yapmıyor. Ev kadınları gidiyor bir aracı kuruma. Şu paramı değerlendirin diyor. Onlar Japon Yatırım Bankası da alıyor. Bu Türkiye'de de değerlendirdiler hakikaten. Dolayısıyla bütün bir sistem karıştı. Her şey birbirine karıştı. Evet karıştı ve bir toz dumandır hakikaten kalktı. Amerika'daki olay da hakikaten ciddi bir şey. Bir anda gündeme geldi. Daha çok bu PMI yani bizim de işte Türkiye'de izlemeye başladığımız. Onu size soracağım. Yani resesyon ve stagflasyon konuşulur. Sizin bugün yazınız var. Evet. Merak ederim. Detaylıca da anlatmanızı isterim. Ama onun öncesinde bir bilgiyi izleyicilerimiz için de aktarayım. Bugün böyle açtıysanız, elinize telefonunuzu aldıysanız, şifrenizi girdiyseniz, ya bir bakayım Instagram'da ne olmuş ne bitmiş dediyseniz diyemezsiniz. Bize de Instagram'dan mesaj atan izleyicilerimiz çok oluyordu. Ulaşmayı denerlerse ulaşamazlar. Neden? Çünkü bir erişim engeli geldi. Abdurrahman Yıldırım. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim engeli getirildi. Türkiye'den ulaşamıyoruz Instagram'a. Nedenine ilişkin bir açıklama BTK'dan ben görmedim. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ama BTK'nın aldığı bir karar olduğu ifade edilir. BTK kararıyla ulaşamıyoruz. Dün değil ondan önceki gün İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmıştı. Suikastı uğrayan Hamas lideri Haniye'ye ilişkin paylaşımların engellendiği gerekçesiyle Instagram'a bir tepkisi olmuştu. Ve şöyle demişti, Haniye şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum ifadelerini kullanmıştı. İki gün önce görünen o ki Haniye ile ilgili taziye mesajı yayınlayanların mesajları engellenmiş. Bugün girdiğimizde de sabah giremiyorsunuz, açılmıyor, Instagram engelli. Vallahi bu ciddi bir konu. Çünkü Instagram ya da WhatsApp işte kardeş kuruluş zaten. Yani sosyal medya toplumun, bireylerin, işte vatandaşın, halkın, kurumların hatta temel haberleşme aracı haline geldi.
Ve kuralları da konmamış durumda. Yani kim haklı, kim haksız, gerçekten haklı bir nedene mi dayanıyor, yoksa bir manipülasyona mı dayanıyor? Ya da bir manipülasyonu önleme amacıyla mı bu kararı aldılar? Yani bunlara hakikaten doğru bir şekilde karar verecek kurum da yok, hakem de yok, bilirkişi de yok vesaire. Bir yani açıklama da yok. Yani en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri Instagram. Ama ciddi hayatı durduruyor. Yani evet. Bir süre önce yaşadığımız işte o internette program revize edilmesi sırasında meydana gelen arızanın işte kaç 8 ya 5 milyon ya da 8 milyon olması lazım. Bilgisayara bulaşması bayağı ciddi problemler yarattı. Yani hava yolundan uçamadınız. Bankadan, bazı bankalardan paranızı çekemediniz. Yani kim bilir o sırada ne oldu? O yazılımı kullanan buzdolapları bile dünyada açılmadı. Öyle fotoğraflar, görüntüler oldu. Bu belki o kadar yaygın ama bizde erişime kapanması, buradan iş yapan, ticaret yapan küçük firmalar da vardı. İşte orada business olarak kendini inşa ediyor. Sabah bakıyorsunuz ya da her şeyi geçtim. Yani bir sosyalleşme aracı. Yok, temel iletişim aracı artık. Yani, evet, temel iletişim aracı. Ve de yani pozitif yönleri var. Negatif yönleri de var. İşte o negatif yönlerini engellemeye mi çalıştılar? Yoksa pozitif yönlerini mi tırpanlıyorlar, tırpanladılar? Onu hakikaten kestirmek zor. Dolayısıyla bizim kuruluşların da, kamu kuruluşlarının da bir açıklama yapması lazım. Sonra yani biz mi kapattık? Yani biz BTK karar almış ve kapatmış. Anladım, tamam. Yani Türkiye'de kapalı. Yani bugün Avrupa'nın o zaman Türkiye'den bir açıklama gelmesi lazım. Ülkesinden girebilirsiniz, Amerika'dan girebilirsiniz. Sadece Türkiye'de yaşıyorsanız bu sabah BTK kararıyla ulaşılamayan bir yerde uyandınız güne. Yani alternatif medya da yaratmak lazım demek bu aşamadan sonra. Yani tek bir medyaya bağımlı kalmak insanı bazen zora da sokabilir. Yani bunun gerekçesi acaba gerçekten Haniye ile ilgili taziyelerin engellenmesi mi? Başka bir gerekçesi mi? Burada da şeffaflık ama gerekmez mi? Ama niye yani taziyeye karşı değil ki Türkiye? Yani yok, bayrakları taziye yapıldığı için taziyelerin o paylaşımları Instagram'a engellemiş. Türkiye buna tepki göstermiş. Bugün de BTK nedeni, yani BTK bizim Instagram'a erişimimize engel geldiğine dair haberler var BTK tarafından engellendi. Yani sen engellersen ben de seni ben de bu şekilde engellerim demiş. Evet, bu ciddi bir şey ve herhalde tartışması da sürecek. Aslında rekabet hukuku, mülkiyet hukuku, uluslararası hukuk, işte her şey bu işin içerisine girer. Yani ülkelerin elbette bağımsızlığı da girer. Yani bağımsız hareket etme, istediği zaman bu tür şeyleri engelleme hakkı ve yetkisi ve de olanağı da var. Yani sosyal medya bütün dünyayı kavruyor. Dolayısıyla her türlü yayına müdahale etme hakkı sosyal medyanın da yok. Yani o şirketlerin de yok. Ama ülkelerin de olmaması gerekir. Dolayısıyla bir yerde buluşulacak. Yani kural konmadığı için, işte gelenek oluşmadığı için henüz yapı oluşuyor yeni yeni. Dolayısıyla burada kim haklı, kim haksızdan ziyade yani kim mağdur oluyor ona bakmak lazım. Yani vatandaşa kullanıcısı mağdur oluyor. Şöyle BTK'nın sitesine bir girince gördüm. Şimdi ilgili kararlar diye bir yer var. Orada Instagram.com hakkında uygulanmakta olan kararlar diyor. Ve işte 2 Ağustos tarihli ve uzunca bir sayılı metinden bahsediyor. Kararla bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir diyor. Acaba o sayıyla yazdığı karar ne kararı? Bu şekilde kullanımdan alıkoyan bir kurum herhalde bunun açıklamasını yapar. Yapmalı değil mi? Yani yapmalı. Yani neden bir sakınca gördüyse sakıncayı, yok bir diyelim hani saygısızlık ya da şey gördüyse, kural dışı bir şey gördüyse onu neyse herhalde açıklayacaklardır diye tahmin ederim. Ondan sonra konuşmak ve yorum yapmak belki daha şey. Daha rahat olur. Biz de daha çünkü biliriz neden kapandı. Daha doğru olur yani çünkü
nedenini bilmeden konuşmak hakikaten şey. Katalog suçlar nedeniyle kapatma yetken, yani bu bahsedilen sayılı karar katalog suçlar nedeniyle olduğu ifade ediliyor. Anladım. Ama peki, o katalog suçlara ne gitmek giriyor? Lazım ama suçunda ne olduğunu da biraz bilmek lazım yani. Belki bir açıklama gelir herhalde, evet. BTK'dan. Umalım gelsin. Ama bugün böyle açtıysanız, ulaşamıyorsanız, nedenini de merak ediyorsanız, sizin sorununuzda ya yani internetinizde sorun yok. Instagram'a BTK tarafından bir erişim engeli geldiği için ulaşamıyorsunuz. Devam edelim. Ekonomist gazetesinde, bilmiyorum bu makaleyi gördünüz mü Abdurrahman Bey? Sizin de başlarken dedik ki böyle bölge ateş çemberi, insanda da hal kalmıyor pek çok zaman. Çin savaş hazırlığında diye Ekonomist'te bir makale var. Bu yıl çok yüklü alımlarla özellikle petrol, doğalgaz, bakır ve tahılda stoklar oluşturduğunu ifade ediyor Ekonomist. Ve olası bir savaşa karşı hazırlık amacıyla Çin bunu yaptığı söyleniyor. Ve Çin'in peşinde olduğu kaynaklar uzun süren bir çatışmada hayatta kalmak için kullanmaya ihtiyaç duyduğu kaynaklar deniyor. İşte doğalgaz, petrol, bakır, tahıl gibi kaynaklar. Yani size ben küresel savaş riskini soracağım. Sizin de bir barometreniz vardı sürekli atıf yaptığınız. Evet. İnsanda da yani herkes de endişeleniyor haklı olarak. Şimdi herhalde o %50 biraz daha yukarı kaymıştır. Kaymıştır ihtimal. Değil mi? Evet. Hani suikast. Yani yeni bir açıklama. Evet, bu çünkü Orta Doğu'daki çatışmaların yeni bir platoya oturacağına, genişleyeceğine ve önümüzdeki herhalde dönemde devletler arası bir savaşa dönüşeceğine işaret ediyor. Siz de mi böyle görüyorsunuz? Yani evet, yani bir ülkenin misafirini o ülkenin başkentinde öldürmek hakikaten şeydir. Önemli bir gelişmedir. O ülkenin tepki vermemesi durumunda tarih içinde zamanla yok olacağına işarettir. İran'da bir hakikaten tarihi kökenleri çok derin olan bir devlet. Dolayısıyla eninde sonunda bir cevap verecektir ve bu herhalde 10 seneyi bulmayacaktır. Yani birkaç sene içerisinde olacaktır. Yani bir sıcak çatışma. Hemen bugünden yani yarına değil ama. Bunu isteyenler, planlayanlar varsa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde uygulamaya koyar. Sizce var mı İran ve İsrail savaşı ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olabileceği bir savaş ortamı mı yaratılmaya çalışıyor? Bu gidiş birilerinin çok açık savaş istemediğine delalet bir gidiş sanki. Abi çok özür dilerim, barış istemediğine delalet. Barış istemedikleri savaş çok kesin. Ama birileri... Savaş istedikleri de kesin bence aşağı yukarı. Orada İsrail'e biçilebilecek rol nedir onu anlamak gerekiyor. Yani İsrail'in Orta Doğu'da etkinliği, alanı, yani ülke sınırlarının genişlemesi için uluslararası tanınması lazım. O sınırlar. Onu geçiyorum ama fiilen işgal edebilir. İşte ona biçilen misyon, yani Irak'ın bir bölümünü de alırsın, Suriye'nin bir bölümünü de alırsın. 3-5 yıllık çatışma içerisinde. Ondan sonra 30-40 sene geçer üzerine, sonra tanınmada bir aşamada gelir. Ya da bir işte daha geniş bir çatışma döneminde ve onu izleyen barış döneminde bu iş olur. Böyle bir plan da yapmış olabilirler. Yani çünkü karşımızda sadece İsrail değil, Amerika'da var. Yani Amerika, İsrail mutlaka işbirliğindedir. Birlikte. Yani yoksa Netanyahu niye o kadar Amerikan Kongresi'nde dakikalarca alkışlansın? Yani kendi Amerikan Kongresi'nde, yani ben hayatım boyunca görmedim böyle ben bir ilgi. Yani siz dolayısıyla Amerikalılar kendilerini bu şekilde alkışlamadı bence. Evet. Yani, doğru söylediniz. Kendilerini böyle alkışlamamışlar. Bir ulusal kahraman, yani bir devleti kuran kurucu kahraman ancak bu şekilde alkışlanır. Bir dönem, yani bir yeni içine girdiğimiz yeni bir dönemi sanki sembolize eden bir görüntüyü kesinlikle izledik orada. Yani biz. Bu hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Dolayısıyla devamını göreceğiz ama Orta Doğu karışacak gibi görünüyor. Çin de bunu mu görüyor? Giderek büyüyecek. Peki. Çin zaten hedefte olduğunu biliyor. Biliyordu. Hedef yani Amerika'nın hedefinde. Önce Rusya'yı biraz hırpalayalım, güçten takattan düşürelim. Sonra belki Rusya'yla da anlaşırız. Rusya'nın desteğini de Çin'e keseriz. Çin'i biraz yalnız bırakırız. Ama yani Çin bunlara, bu tuzaklara düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Yani sıcak çatışmaya şeye olur mu işte Tayvan konusunda,
Trump'ın söyledikleri malum. Yani yem de atıyor ortaya. Ayrıca Tayvan'ı da bu diyor. Tayvan üzerinden teknoloji ve yapay zeka şirketlerini, ki işte piyasanın tam olarak koşan atlarıydı bunlar. Yani piyasaları yukarı taşıyan şeylerdi. Yani ne oldu? Düştü. Yani dolayısıyla borsalar şimdi kötüleşiyor ve seçim öncesi. Yani Amerikan ekonomisi de sağlam olmasına rağmen, ama başka veriler de çıkıyor. Belki böyle bir verinin çıkması, ki işte PMI diyorduk. Yani satın alma yöneticilerinin endeksi. Neyi satın alıyor? İş gücü, mal, hizmet, yatırım malı vesaire. Yani ekonomik faaliyetlerin gelişip gelişmediğini, gelişip gelişmeyeceğini ölçüyorlar. Yani önce işçi alacaksın ki sonra imalat yapabilesin. İmalat yapman için gidip işte ham madde temin etmen lazım. Bunların ölçüsü bu. Ve de son çıkan veri hakikaten daralma bölgesini işaret ediyor. Buna ilişkin de Amerika'da büyüme beklentileri aşağıya geldi. Dolayısıyla bir anda hava döndü. Ama bu hava kalıcı olur mu olmaz mı, ben çok da güvenemiyorum. Güvenemiyorsunuz. Yani tekrar tersine dönme ihtimali de var. Ama piyasalarda zirvesinde şey olsaydı, aslında Nasdaq endeksi 20 bin üzerine çıkabilmiş olsaydı ve satışlar buradan gelseydi, o zaman belki kesin derdim. Yani tamam, bu bundan sonrası artık düşüş trendi. De diyemiyorsunuz ama. Şimdi diyemiyorum çünkü 20 bine. Siz de piyasalar gibi arada kalmışsınız. Öyle anlıyorum. Şöyle düşünüyorum, yani ben Nasdaq 5000 olduğunda 2000 yılında 5000'in üzerine çıkamıyordu. Çıktı ve oradan çöküşe gitti. Yani çöküş 5000'in üzerine çıktığında o büyük hedef. Yani büyük hedefi gerçekleştirdiğinde çöküş başlıyor. 5000'in üzerine çıkıyor. Ve çıktıktan sonra başlıyor çöküş ve bir daha önlenemiyor. Bir daha 10 sene sonra kendine geliyor. Şimdi öyle bir risk var da diyemiyorsunuz, yok da diyemiyorsunuz. Şöyle, ben de öyle anlıyorum. Öyle bir riskin, yani 2000 yılında değiliz. 2000 yılında çünkü internet şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin içi çok boştu. Yani ne yapacakları belli değildi. Sadece hikaye, sadece gelecek satıyorlardı. Mavi gökyüzü gibi. Şu olacak, bu olacak filan. Yani 10 sene sonra oldu, 15 sene sonra oldu. Dolayısıyla bir yatırım vadesini epey aşan bir süreydi bu. Ama şimdi öyle değil. Yani teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketleri filan hakikaten bayağı mesafe almış. Bunu ticarete, hayatta kullanmaya, ekonomi içerisinde kullanma yönünde ciddi şeyler var. Dolayısıyla elde avuçta net bir şey var, fiziki bir varlık var. Bir kar realizasyonu olsa bile belli bir süre sonra bu şirketlere yeniden talep olacak. Çünkü bu şirketler geldiği aşamada hani yapay zeka, yani bir insanın yapay halini yaratıyoruz. Evet, İnsana arkadaşlık dahi yapabiliyor. Yani işte sevgilisi olan da işte bana diyor güzel bir şeyler söyle. Söylüyorum. Hayatın her başka bir şey yani. Yani işte saldırı, suikasti bile yapay zeka ile kesinlikle. Evet, yani dolayısıyla buradan çok şey türüyecek. Ekonomiyi değiştirecek. Hayatı değiştirecek. İnsanı da değiştirecek. Böyle bir şey de daha başındayız ama ilerliyoruz da. Yani işte şimdi ekipmanları, fiziki şeyi yarattık. Ama yazılıma döndü iş. Yani nedir? Makinesini ürettik, makine çalışıyor. Şimdi yazılımın etkinleştirilmesi aşaması. Yani yazılımın ilk örnekleri de ortaya çıktı. İşte bu ChatGPT ve OpenAI diye. Ama yani bundan sonra çok daha hızlanacak. Yani dolayısıyla çok kısa, yani böyle bir kar realizasyonu olsa bile bence geçmişteki gibi çok çok derin, ondan sonra da uzun yıllar devam edecek bir şey değil. Kısa sürede tekrar teknolojiye dönmek zorunda kalacağız. Yani kaçınılmaz. Çünkü ekonominin ve dünyanın ilerleyişi oradan gidecek. Küresele baktık. Yani şu anda bile şeyi mı? Mesela yapay zeka ile yapıyorlar. Filistin'deki savaş. Evet. Onun için yani çocuk, okul, hastane falan hiçbir şey dinlemiyorlar. İnsani, vicdani hiçbir yani değer barındırmadan. Yani oradan alınan sinyalle yapay zeka ile yolluyorlar füzeyi, bombayı. İşi bitiriyorlar yani maalesef.
Maalesef. Bize baktığımızda yani küresel piyasalar böyleyken, bu haldeyken bizde de yani belki de böyle bir ekonomik türbülansı içerisinde bulunabileceğimiz en zor dönemde de yaşıyoruz. Hem bölge açısından hem küresel açıdan. ISO PMI eşik değerin çok çok altında. Temmuz'da 47,2 olarak eşik değerin altında kaldı. 2023 ile aynı oranda olmak üzere son 20 aylık dönemde en sert düşüş kaydedildi deniliyor yeni alınan siparişlerde. İhracat siparişlerinde de keza belirgin bir yavaşlama var. Genel soru, günlerdir soru şu. Ben mesela bugün Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde de onu gördüm. Reel sektörün ateşi yükseldi diyor. Şöyle demiş, şirket kapanışı arttı. Konkordatolar 800'e yaklaştı. Temmuz'da karşılıksız çek adedi %150 arttı. Ve biz bir daralmanın içine girdik, yerleştik. Gidiyor muyuz? Ne diyorsunuz? Sizin daralma de değil de durgunluğa doğru gidiyoruz. Ama ileriki aşamalarda dışarıdan çok negatif gelişmeler ki bu hem ekonomilerin işte resesyona girmesi olur, o yolda ilerlemesi olur, hem de jeopolitik negatif gelişmeler olabilir. Bölgemizdeki gelişmeler olabilir. Bunlar negatif gelişirse bizde de evet buna doğru gidebiliriz. Çünkü hem piyasalar kanalıyla gideriz. Yani gelişmekte olan ülkelerden o şeyde durumda şey çıkar, kaynak çıkar. Yani paralarını çekerler. Yani burada iyi ülke, kötü ülke diye bakmazlar. İyi ekonomiymiş, kötü ekonomiymiş, yeni hikaye yazıyormuş falan. Demezler. Yok, yani gelişmekte olan ülke. Orada ne kadar paramız var? Şu kadar. Çekin hepsini. Aynı sepete koyarlar. Yani iyisini de kötüsünü de. Dolayısıyla bizden de para çıkar. Bu bizim hani pozitif yönde ilerleyişimizi durdurur. Geriye de çevirir. Dolayısıyla dış kaynak yönünden, ihracat yönünden hakikaten sıkıntıya uğrarız. İçeride de zaten bir enflasyonla mücadele çerçevesinde bir şeyimiz var. Bu da sekteye uğrayabilir. Dolayısıyla net bir şekilde Türkiye'yi hakikaten negatif etkiler. Yani durgunluğu bu şekilde, böyle bir dönemde durgunluk resesyona doğru gider. Yani ekonomi daralmaya başlar. Daralma işte o zaman. Gerilemeye başlar. Yani kendi başına eğer dışarıdan bir etki olmayacaksa Türkiye'nin durgunluğa girmesini ben bu yönetimde ve bu şeyde zor görürüm. Yani yönetimde dediğim de yani işte Türkiye'yi 20 yıldan daha fazla süreyle yönetmiş, işte bütün kılcal damarlarına kadar inmiş bir iktidar var. Bu iktidar döneminde eğer ülke resesyona giriyorsa hakikaten iktidarı da zorlar, geleceğini de zorlar. Bir de yani çok çok işte 20 yıl boyunca bunu hani dış etkenler dışında içeriden kaynaklı bir nedenle yapmamış olan bir iktidarın şimdi bunu yapması da hani pek akla uygun gelmiyor. Dolayısıyla yani çok tecrübe kazanmış olan bir işte bürokrasi, ekonomi yönetimi ve siyasi lider diyelim var. Dolayısıyla Türkiye'yi hani Türkiye'den kaynaklı iş nedenlerle bir resesyon ben öngörmüyorum. Yani büyümeci bir zaten iktidar. Ama dışarıdan etkiyle böyle pekala biz çünkü enflasyonu düşürmek için ekonomiyi yavaşlatıyoruz. Dışarıdan bir etkiyle bu sefer bu resesyona dönebilir. Aslında Merkez Bankası'nın da işini kolaylaştırır. Enflasyonla mücadelede tabii, tabii. Kararlı. Yani resesyon olunca enflasyonu daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde düşürüyorsunuz. Ve ama ondan sonra da çok ağır bir bedel. Daha hızlı çıkıyorsunuz şeyden. Bu yavaşlama olur. Böyle yumuşak inişle giderseniz daha uzun süre lazım size enflasyonu düşürebilmek için. Çünkü tek haneli rakama indirmek istiyorsanız işte asgari bir 3 yıl lazım. Bu ancak yumuşak inişle de olabilir ama sert iniş dediğimiz o resesyon var ise süre kısalır. Süre kısalır. Yani kesinlikle o süreyi belki yarıya bile indirebiliriz yani. Size şimdi resesyon bir de stagflasyonla ilgili bazı yorumlar görmeye başladım. Onu da soracağım. Şimdi İstanbul'da enflasyon açıklandı. Bir önce ona bakalım. İstanbul'da Temmuz'da perakende fiyatlar aylık %4,21, yıllık %72,80 arttı.
Baktığınızda şöyle harcama gruplarındaki değişime ulaştırma ve haberleşme başı çekiyor. Kültür, eğitim, eğlence, sağlık, kişisel bakım %6 seviyelerinde, gıda %4, konut %4 seviyelerinde, ev eşyası %1,5 seviyelerinde, giyimde bir -2 çıkmış. Orada bir azalma var. Ama bunun yorumunu yaparken ekonomistler şöyle değerlendirmeler gördüm. Onları size aktarayım, ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Mesela Doktor Ali Çufadar demiş ki İTA enflasyonun %4,2 çok ama çok yüksek. İstanbul'da yaşayanlara kolaylıklar dilerim. Ankara, Türk İş ve İTO çok ayrışıyor. Bakalım Anadolu'da durulması TÜİK ne diyecek, onu göreceğiz demiş. Yine Doktor Cem Çakmaklı diyor ki düşüş trendi bir yana yeniden artış trendine girildi İTO enflasyonunda. Bu gidişle istikamet tam gaz stagflasyon. Yani hem enflasyon hem küçülme, durgunluk içinde yüksek enflasyon yaşarsak diyor. Bırakın Türkiye'yi, Amerika'da bile enflasyon beklentileri 1980'lerde kontrol altına alınamadı diye de not düşmüş. Bunun düşmemesinin, enflasyonun yegane nedeni kamu demiş. Neden düşmüyor diye suçlu aramayın ifadelerini kullanmış. Bu veriler, yani yüzde aylık 4,2 stagflasyon, bir kere izleyicilerimiz için nedir? Siz böyle bir risk görüyor musunuz? Yani yüksek enflasyon içinde durgunluk yaşamak ya da şey yaşamak, ama o depresyona da gerileme yaşamak, yani ekonominin gerilemesi, büyümenin, bu enflasyonla durgunlaşma, şey olur, depresyona doğru gider ama o da stagflasyondan sayılır. Yani dolayısıyla eğer ekonomi durgunluğa doğru gidiyorsa, ki gidiyor bence, yılın ortası itibariyle net bir şekilde direksiyonu böyle vatandaş kırdı. Yani hakikaten kemer sıkmaya başladı. Çünkü işte yıl ortası bakıldı ki asgari ücrete zam yok. Yani kamusal zamlar da geliyor üzerine. Vergiler de geliyor. Vergiler kime geliyor? Vatandaşa gelmedi, doğru. Ama özel sektöre geldi. Şirketler de bu sefer kemer sıkıyor. Çalışanlarına ona göre şey yapıyor. Böyle bakınca hakikaten bir şey var. Tüketimi azaltma eğilimi var. Enflasyon da düşeceğine göre, hani kredi kartına yükleyeyim, bir an önce alayım, artacak. Bundan da sıyrılmaya başladılar. Onun için elektronik eşya satışları falan düşüş, ve o sektör düşüyor. Ya da düşüşte başı çekiyor. Beyaz eşyada kesinlikle. Şimdi böyle baktığımız zaman evet, bir aşamada sanki biz de bir stagflasyona gireceğiz. Ama girmek değil. Yani stagflasyon görüntüsü oluşacak. Ama geçici bir şey. Geçici olacak. Niye? Çünkü yani enflasyon düşürsek de kaça düşüreceğiz önümüzdeki aylarda, diyelim bir senede 30'lara düştü bir sene sonra. Yüksek enflasyon yine hala. Yüksek. Peki zaten birkaç ay sonra durgunluk bekliyoruz. Yani diyelim yılın son çeyreğinde hakikaten ekonomi bayağı düşük büyüyecek. %1-2. O durgunluk demek. Ekonomi duruyor, ilerlemiyor. Çünkü nüfus artışı da 1,5. Enflasyon da yüksek. Enflasyon da yüksek. Tanım gereği baktığınızda stagflasyon. Ama resesyon denebilmesi için iki çeyreğin üst üste daralması lazım ekonominin. Bu stagflasyon da öyle bir şey. Stagflasyonun da böyle en az iki çeyrek, üç çeyrek olması lazım ki ya ekonomi ya stagflasyona girdi. Biz işte orada enflasyonu düşürmeyi başaramazsak durgunluk da var, o zaman stagflasyon. Yani fiilen ilk çeyrekte bir stag, mesela bir çeyreklerden birinde bir stagflasyon yaşadık. Bunu hemen stagflasyona girdik tabii diye değerlendirmemek yani, lazım. Evet. İkinci çeyreği beklemek lazım diyorsunuz. En az iki çeyrek olması lazım. Bu olursa teknik olarak ama evet, yani görüntüde bu olacak. Oradan da şey çıktık mı, hani bu stagflasyon da bilmem neydi, yani başarıyla çıktık mı diyelim, enflasyonu düşürdük mü? Hani bu bir şey değil. Yani stagflasyona girmek hani bir bedel ödemek gibi bir şey. Yani önemli olan enflasyonda sonuç almak. Yani bir durgunlukla bu işi aşacaksak bence başarı. Ama resesyonla aşarsak işte orada hakikaten sıkıntıya girilir, ama yani kısa süreli olur. Bu stagflasyon örneğini verirken Doktor Cem Çakmak da diyor ki bir yandan da enflasyon neden düşmüyor diye suçlu aramayın diyor. Buna maliye politikasının eşlik etmesi lazım diyor. Enflasyonun yegane nedeni kamu diyor. Bu haklı, tamamen haklı. Böyle yani mi burada, düşünüyorsunuz? Tabii ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü uygulanan para politikaları
ve ekonomi politikaları bu yüksek enflasyona, beraberinde gelir dağılımı bozulmasına ve büyük ölçüde servet dağılımının dahi bozulmasına yol açtı. Ve çok az kişiyi ya da toplumun %10'unu, en zengin %10'unu çok daha büyük zengin yaptı. Çünkü adamın diyelim ki yani 800 tane evi olan da çıktı ortaya yani. Çıktı. Değil mi? 800 tane evin, konutun değerinin %190 arttığını düşün. Yani %189.2'ye kadar arttı yıllık. Ya muazzam son bir zenginleşme yaşamış. Tabii yani. Enflasyonda herkes parası yani, sabit gelirler, ücretli yok, özellikle. Yok durduk yerde şey, herhangi bir şey yapmadan. Evi var diye zenginleşmiş yani, 800 bir, evi bir var diye. Bir konutu varsa 800 konutu varsa bu olmuş 1800 konut. Sadece konuttan ama dövizden de kazanmıştır diyelim. Yani nakdi varsa. İşte daha sonra KKM'den de kazanmıştır yaptıysa. KKM. Şimdi de işte faiz yani dövizlerini bozdur faize geç. Döviz kuru artışıyla faiz kazancı arasındaki getiriyi al. Bu da yüksek kazanç şimdi. Ama bunun da böyle yıllarca olmaması lazım. Kısa süreli yabancıları Türkiye'ye getirene kadar dövizi bozdurup işte TL'ye geçene kadar. Ama sizin bu örnekleri yavaş yavaş verdiğiniz dönemde lazım. Yabancılar da Türkiye'ye gelmiyordu. Biz orada bu zenginleşme evreleri yaşarken enflasyon nedeniyle yabancıları zaten dışladık. Dışlamıştık. Yani biz burada yani yabancıları kovduk. Yani aynen böyle. Yani bir yani kesim zenginleşti. Türkiye'den yolladık onları. Ondan sonra geldik kendi içimizde. Kim var? Yani onu sınırladık, şey ettik. Her şeyi idare ettik. Piyasaları tadil ettik. Dolayısıyla yani istediğimiz şekilde yönettik böyle piyasaları. Yani bu sırada da ortaya çıkan sonuç yüksek enflasyon. Ama bütün bu karışıklığın büyük ne diyeyim hareketin sonucunda iktidar 2023 seçimlerini kazanmış oldu. Ama yani o dönem bir seçim ekonomisi de izledik. Onun da bir payı oldu. Elbette ya seçim ekonomisi oldu ama yani bütün bu şeyi süreci ben bir zincir gibi seçimi kazanmaya yönelik strateji olarak okuyorum. Okuyorsunuz. Dolayısıyla seçim geride kalır kalmaz ekonomi politikası da değişti ve rasyonel ekonomi politikasına geçildi ve aslında bu da ilan edildi. Yani bakanla beraber. Ondan sonra da Türkiye ekonomisi düzelmeye başladı. Yani Türkiye ekonomisinin en kötü ve en riskli dönemi Mayıs 2023'tür. Seçimler geride kalınca... Seçimlerin olduğu tarihi söylüyorsunuz. O zamana kadarki olan yaşananlar, o süreçtir. En kötü dip noktası orasıdır. Orayı geçtikten sonra yani ekonomi yönetimi de değişti. İşte. Hükümet de değişti. Ama asıl siyasi otoritenin ekonomiye bakış açısı, ekonomiye vermiş olduğu, biçmiş olduğu misyon değişti. Yani seçim değil, ondan sonra toparlama. Toparlama dönemi. Yani dönemi seçime başladı. Dönük hamleler değil, toparlamaya dönük evet, hamleler başladı. Yani. Siz de tüm izleyicilerimiz için bir şey soracağım. Bu stagflasyonun, yani geçici de olsa bir stagflasyon olabileceğini, işte bir durgunluk dönemi içerisine girmeye başladığımızın delaletleri olduğunu söylediniz. Bütün bunları bir araya koyunca, bir vatandaş, bir sabit gelirli, asgari ücreti de zam yok. Ne yapmalı şu anda? Böyle bir ekonomiye doğru giderken ne yapsın? Yani çünkü gazeteleri açıyorsunuz, gördüğünüz tam gaz stagflasyon, reel sektörün ateşi yükseldi, riskli dönem gibi gibi manşetler. Bir, tasarruf etsin. Tasarruf mümkünse. Etsin. İki, yani harcama, yani gereksiz, en zorunlu harcamalarını yapsın. Önceliklerini belirlesin. En zorunluları yapsın. Gerisini yapmasın, tasarruf etsin. Ve de işte bu tür programları, televizyonları da olsa, yayınları da izlesin. Finansal okur yazar olsun. Yani şimdiye kadar Türkiye'de insanlar okur yazar olmak için çalıştı. Cumhuriyet'in bir asrı da geride kaldı. Aşağı yukarı da bunu sağladık. Yani %95'in üzerine çıktı okur yazarlık düzeyi. Ama bundan sonra bu yetmez. Tam size soracaktım. Finansal... Sevval çok özür dilerim. Mesaj atmış. Tasarruf etsin dediniz ya. Benim
bir cümlenizin bitmesini bekliyordum. Seval de demiş ki ya nasıl tasarruf edelim? Yok, hayır. Para yok. Yok, hayır, yok. Nasıl tasarruf etsin parası şimdi, yoksa? Birikmiş yoksa? Asgari ücret alanlar da tasarruf ediyor. Eder. Nasıl edebilir? Eder. Yani bir ekmek parası. Bir ekmek parası koyarım kenara. Onu bile ya yapsanız bu, kârdır diyorsunuz. Evet. Çünkü daha sonra onunla bir ekmek alacaksınız. Ama bugün bir buçuk ekmek yani finansal azalacaksın. Okur yazar ol dememin sebebi de bu. Bir ekmeği koyarsın bir kenara, bir sene sonra bir buçuk ekmek belki alırsın. Bundan sonraki hayat böyle. Yani Türkiye'de de. Böyle sadece çalışarak, evet sadece çalışarak, sadece tek bir maaşla geçinmek giderek zorlaşıyor. Yani bir emekliliğini herkes düşünmek zorunda. Dolayısıyla emekliliğine yatırım yapacak. İki, o emekliliğine yatırım yaparken tabii ki tasarruf edecek ama ayrıca bir finansal varlığı olacak, parası olacak. İster bankada, ister banka dışındaki başka varlıklarda olacak. Yani burada parasını koruyacak. Dolayısıyla koruyacak bilgiye, tecrübeye sahip olacak. Hangi yatırım aracına ne zaman gideyim, niye gideyim, kime gideyim? Yani geçmişte olduğu gibi böyle kayıt dışı bankerlere gitmeyecek. Yani bankerlere ya da işte yine kayıt dışı para yöneten hala var. Yani Anadolu'da çıkıyor ortaya. İşte bazı bankacılar da çıkıyor yine. Paralı insanlardan parasını bir türlü kayıt dışı alabiliyor. Bunlara da yani. Ay, yani işte bu konularda uyanık olacak. Küçük para finansal. Tamam ama ben biliyorum ki bizim insanımız kefen parası ayırır. Kefen parası yani kefen parası ölümünü finanse edecek. O kefen bezini satın alacak parayı bir yere koyar. Koyardı. Evet. Dolayısıyla tasarruf tamam, zaten kötü günlerde yapılır. Onu i̇yi bile yapamayacak durumda. İyi günlerde yapılmaz. Madem ki kötü günlere doğru gidiyoruz, geçinmek ve işte gelir elde etmek, harcamak işte açısından. Dolayısıyla insanımız şu anda tasarruf eder, etmeye çalışır. Az ya da çok eder. Ama bu tasarrufunu da işte koruması için finansal okuryazar. Asgari. Artık kefen parası da kenara koyamıyoruz diye yazan da var. Asgari ücretle biz nasıl tasarruf yapacağız hocam diye sizi soran da var. Var. Ya, doğru. Yani bir şey diyemiyorum çok zor ama bir dediğim gibi yani. Ama yapılması gereken böyle dönemlerde budur diyorsunuz. Ya doğa zaten bunu gerektiriyor. Tehlike anında insanlar kendini korur. Değil mi? Tehlike. Tehlike şu anda hakikaten ne tehlikesi var? Geçim tehlikesi. Yani nasıl koruyacaksınız kendinizi? Ancak kenara ufak tefek, ufak ufak da olsa bir şeyler biriktirmeye çalışarak yapabildiğimiz kadar yapabildiğimiz. Ama dediğim gibi bundan sonra da artık Türk insanı için yani bu gelir düzeyinde artık şey yok. Tek maaşla geçinmek çok az insana nasip olacak. Uzman. Hani iyi bulunamayan bir meslek ve iş hizmet yapabilen insanlar tamam olabilir. Bir hane onların maaşıyla geçinebilir. Bir hane olmasa bile kendileri geçinebilir. Ama diğerleri hakikaten arsada mı olacaklar, borsada mı olacaklar, kriptoda mı? İnsanlar zaten onun için kendilerini böyle riske atıyor. Evet. Borsaya akın akın geliyorlar. Kriptoya bilmem milyonlarca insan gidiyor. Mesela buna çok soru geliyor. Zaten. Borsa yükselmiyor. Ne oluyor? Resesyon fiyatlaması diye bir şey duydum. Bu nedir diye işte, izleyicilerden de çok gelmiş. Hiç değilse bu tür televizyon programlarını izleyecekler. İnternette, sosyal medyada, yakınlarında insanlar var. Soracaklar, öğrenecekler. Kendi deneyimlerini çocuklarına anlatacaklar. Artık bundan sonra sadece okur yazar olmak bir vatandaşın hayatını idame ettirmesi için temel şey ama yetmiyor. Yani finansal okuryazar da olacak. Ya önüne bir finansal eklemeden çok yani onun yanında bir de teknolojik okuryazarlık geliyor. Bence onu da olmaz. Çünkü şu telefonu yani ben bile yani finansal okuryazarım ama Şu telefon konusunda mesela öyle şeyim yok. Dünya yapay zeka konuşuyor. Biz BTK'nın Instagram erişim engelini konuşuyoruz. Yani olsa hayatımı çok kolaylaştıracak. Yani teknolojik okur yazar olsam ben. Çok daha çok rahat yapacaksınız. Çok daha etkili olacağım çoğu şeyde. Çok daha hızlı yapacağım. Çok yani zaman kazanacağım falan. Yani ama olamadığım için geri kalıyorum.
Hepimiz dolayısıyla öyle. Yani iki okur yazarlık dedim. Finansal ve teknolojik okur yazarlık. Evet. Çok teşekkürler. Ya asgari ücretli nasıl tasarruf etsin diye az önce baktık. Bir de emekliler var. 14 banka emekliler için özel protokol yapmış. Dün SGK'dan gelen bir açıklamaydı bu. Kurumumuzla kamu ve özel bankaların yer aldığı 14 banka arasında emekliler yılı kapsamında bu emekliler yılı üzerinden de emeklilerin çok tepkileri, sistemleri oluyor gerçi. Bir protokol imzalanmış. Banka kredi kartı kullananlara özel indirimler, fırsat ve promosyon ve kampanyalar sağlayacakmış. Nasıl olacak bilmiyorum. Çeşitli kartlar üzerinden herhalde girdiklerinde alışveriş yaparken mi olacak? Olacaksa ne kadar olacak? Yok, bilmiyorum. Bankalar herhalde belli markalarla, iş yerleriyle anlaşacak. Emeklilere %5 indirim denecek ya da %10 denecek, 20 denecek. İnşallah yüksek indirim. İnşallah yüksek. %5, %10 desene. Ama yani şeymez. Bu da aynı zamanda bir pazarlama tekniği. Evet. Yani bankada müşteri edinmiş olacak ya da o indirimi yapan ürün, marka, iş yeri de müşteri sahibi olmuş olacak. Şöyle söylüyorlar. Yani devletin cebinden para çıkmadan emeklilere böyle bir avantaj sağlanmış oluyor. O da eğer %5, %10 ise avantaj mı onu da bilmiyorum. Yani hastaneler iyi planlanırsa aslında bazı şeyler olur. Yani emekliler neyi en çok tüketiyor, neye para harcıyor diye düşünülürse yani diyelim ki İlaç şirketi, yani emeklilerin, yaşlıların en çok kullandığı ilaçlarda bir indirime giderse hakikaten bu güzel olur. O da kayda değer bir indirim olursa. Elbette yani ben duyuyorum bazen emeklilerden yani. Ne diyorlar? Önce diyor ilacımı alamadım. Yani çünkü belli bir para yani SSK'ya da para vermeleri lazım. Tabii. Mesela bu sosyal destekler işte doğalgazda belki emekliler için ayrı bir şey olabilir. Kirada ayrı bir şey olabilir dendi ama onlara ilişkin de bilmiyorum ben görmedim. Ya çok da ayrıcalık yaptığın zaman hani toplumu karıştırıyorsun. Aslında yani belki doğalgazda hani zengin fakir. Hı hı. Sübvansiyon var ya burada belki. Ama yani çok şey. O da kalktı. Yani çok da karıştırmamak lazım. Yani asıl olan emeklilerin normal maaş düzeyine yükseltilmesi. Bunu yapmamız lazım. O da şu an. Ya bu olmuyor. Koşullarda zor hakikaten. Yani kolay desek değil. Yani enflasyonu önce düşürmemiz lazım. Enflasyon düşürene kadar hem devletin de tasarruf etmesi lazım. Harcamaların azaltması lazım. Hı hı. Bir de yani emekliye işte diyelim ki 16 milyon insan para vereceksiniz. Emeklinin harcaması o kadar şey değil. Ama o parayı bir yerden bulacaksınız, emekliye vereceksiniz. Emekli gidecek alışveriş yapacak. Tamam alsın, alırken belki hani fiyat artırmadılar diyelim. Ama piyasaya çıkmış olacak o para. Piyasada dolaşmaya çıkacak. Hmm. Oradan ikinci ele, üçüncü ele, dördüncü ele geçecek. O enflasyonist bir şey yaratıyor. Yani enflasyon öncelikle parasal bir kontroldür diyoruz ya, parasal bir olgudur. Her zaman ve her yerde. Ekonomi bilimi böyle diyor. Dolayısıyla para yaratmayacaksınız. Evet, parayı, ama mesela burada parasal da büyük, genişlemeden biz parasal daralmaya doğru gidiyoruz. En büyük eleştiri işte yine az önce kamu notu düşüldüğü gibi. Yani kamuda bir sıkılaşma, tasarruf görmezken emekliden, asgari ücretliden ya da çalışan sabit ücretliden o para alındığında bu sefer kamuoyunda da bir rahatsızlık yaratıyor. Elbette yani işte yani bizlere de görev düşüyor ama bizler tabii yayını yapıyoruz ama vatandaşların da bu tür değil yani haberlere duyarlı olması lazım. Ülkedeki gelişmelere duyarlı olması lazım. Siyasete duyarlı olması lazım. Yani kim ne yapıyor, niye yapıyor, ne işe yarar? Yani bütün bunların sorgulaması, tartışmaları lazım. Geçmişte Türkiye'de kahvehane kültürü çok yaygındı. Yani kahvehaneler de dolup taşardı ve fiyatlar da son derece ucuz. Ve siyaset asıl oralarda tartışılırdı, demlenirdi. Siyasetçiler de o kahvelere gidip konuşma yaparlardı. Kendilerini tanıtırlardı. Vatandaşı dinlerlerdi. Şimdi bu da önemli biraz ölçüde azaldı. Kalktı. Azaldı. Aslında vatandaş bilinçlenmese vergi olmalı, konusunda yüksek yani soğudu. Vatandaş sahibi. Siyasetten de soğudu. Bir sıcak gelişme varmış. Bir telefon bağlantısı yapalım. Tam da emekliyi konuşurken üzerine geldi. Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta olacak. SGK'dan bir açıklama. 7 Ağustos çarşamba günü fark ödemeleri hesaplara yatacak. 12.500 liraya yükseltilmişti. Fark ödemelerinin tarihi merak edilirdi. Dicle Topçu telefon attığımızda tüm detayları aktaracak. Dicle.
Evet, Sena Akan o açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan dakikalar önce sosyal medya hesabından yapıldı. Emekli maaşı farkı ödemeleri 7 Ağustos 2024 tarihinde emeklilerin banka hesaplarından çekilebilecek. 2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aile 12.500 liraya yükseltilmişti. Emekli farkı ne zaman ödenecek sorusu tüm emeklilerin aklındaydı. O açıklama dakikalar önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Fark ödemeleri ise 7 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak Sena. Çok teşekkürler. Dicle Topçu detayları aktardı. Biz de tam emekliyi konuşuyorduk. Onun da detayı geldi. Fark ödemesi 7 Ağustos'ta. Vaktimizin de böylece sonuna gelmişiz. Yine su gibi aktı geçti. Cuma emeklilere devam edelim çünkü... Yani çalışmaları lazım ayrıca. Emeklilerin... Ve çalışmaya da başladılar bence. Emekliler zaten çalışıyorlar çünkü geçinemedikleri. Yani daha çok sayıda çalışıyorlar. İş gücüne katılıyorlar. Ufak tefek işler yapıyorlar. İşte aslında emeklilerin emeğinin karşılığını alıp dinlenmesi gereken dönemde çalışması o da ayrı bir başlık. Erken emekli sistemini oturtunca bu şekilde maalesef böyle bir sonuçla da karşılaşıyoruz. Çok yaş ileri olan çalışan emekliler. Pazartesi konuşalım onları tüm detayıyla. Konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Yıldırım. Bana eşlik ettiniz haftanın son iş ve işlem gününde. Bu saati noktaladık. Birazdan devam. Ve hadi devam edelim para gündeme. Yoğun bir bölgesel gündemi takip ediyoruz. Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasti dünya konuşuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tam da dünyanın gündemi bölgedeyken, herkes gözünü bu bölgeye çevirmişken son yılların en büyük takas operasyonuna imza attı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya'nın da arasında bulunduğu tutuklular bir takas ...la beraber Ankara'dan ülkelerine gönderildi. Ve bölge bu kadar sıcakken Türkiye nasıl bu stratejiyi izleyip de böyle hamleler yaptı? Bunun ne anlamı vardır? O da ayrıca konuşuluyor. İçeriye şöyle bir bakıyorsunuz. Hala neyi konuşuyoruz? Belediye borçları konusunu konuşuyoruz. Erken seçim konuşuyoruz. Ekonominin ahvalini konuşuyoruz. Can Atalay'a ilişkin gelen kararları, açıklamaları konuşuyoruz. Hepsini vakit el verdiğince konuşacağız. Kimler bizimle beraber? Gazeteci Gürkan Zengin İstanbul Stüdyo'da. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Ve yine uzaktan bağlantıyla da Hasan Öztürk bize katılıyor. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar. Gürkan, günaydın. Günaydın Hasan. Çok teşekkürler. Geçen hafta da beraberdik, bu hafta da beraberiz. Neleri konuşuyoruz? Elbette bölgesel gündemimizi, Haniye suikastini. Gürkan Bey, sizinle başlayalım. New York Times'ta dün okudum. 7 Orta Doğulu kaynağı dayandırarak yazdığı bir haber vardı. Diyor ki New York Times kaynaklarına atıfla, 2 ay önce bir düzenek yerleştirildi. Hani her geldiğinde İran'da, İran'ın kuzeyindeki bu bölgede bu odada kalıyordu. Dolayısıyla buraya bir düzenek koyuldu 2 ay önce, vakti beklendi. Hani odaya girince uzaktan yapay zeka ile bu düzenek patlatıldı ve işte neticesinde de öldürüldü gibi bir nasıl suikast olduğuna dair haber vardı. Dışarıdan bir atış diye sonra başka iddialar da çıktı ama ağırlık kazanan iddia bu yönde. Nasıl öldürüldü? Mantıklı geliyor mu? Mantıklı geliyor mu? Neden bunu soracağım? Bir yandan da Fahrizade de böyle bu şekilde yapay zekayla öldürülmüştü, suikaste uğramıştı. Nükleer ismiydi İran'ın. Çok önde gelen bir ismiydi. Hem mantıklı geliyor mu hem de sizce yani nasıl olmuş olabilir şayet öyle değilse? Valla istihbaratçı değiliz. Bu konuların uzmanı değiliz. Bunları uzmanları daha iyi değerlendirir ama... Eğer Haniye her geldiğinde Tahran'da bu mekanda kalıyorsa, şu anda ekranda resmi var, bu binada kalıyorsa, evet, bazen insanlar sürekli bir şehre gittiklerinde aynı otelde, misafirhanede kalırlar ve aynı odayı tercih ederler. Vardır ya böyle, ya ben bu odayı seviyorum, bu odada rahat ediyorum. Eğer öyle düzenli yaptığı bir şeyse istihbaratçılar bunu bilirler, gazeteciler de bilirler. Yani aynı hareketi, aynı şeyi düzenli olarak yapmayın derler. Yani bir suikast, bir hedefseniz, bir örgütlerin şunun bunun hedefi, aynı yoldan gitmeyin. Aynı her gün aynı noktadan gazetenizi almayın. Bir rutininiz olmasın. Bir örüntünüz olmasın.
Çünkü bunun üzerine planlama yapılıyor. Eğer gerçekten bu bilgi doğruysa, hani her gittiğinde Tahran'da bu binada kalıyorsa, bu odada kalıyorsa, İsrail istihbaratının düzenli takip ettiği adamlar bunlar, kritik adamlar. Mutlaka bunun üzerine bir plan kurmuşlardır. Mutlaka. Bu anlamda bana mantıklı geliyor, evet. Ötekilere göre, ötekisi çok yüksek teknoloji kullanımını gerektiren bir şey. İsrail'de böyle şeyler de var. Bildiğimiz, bilmediğimiz öldürme teknolojileri de var. O işe en iyi bildikleri konu, biliyorsunuz. Ama bu odası belliyse, yani aynı oda da olmuyor, bir yan oda da olabilir, bitişiği de olabilir. Odası belliyse ve hep orada kalıyorsa, mutlaka bir gün bir yerde oraya gelecek ve o odada yeniden kalacak ise, bu biliniyorsa, bunun üzerine istihbarat ve öldürme planı kurulması akla yakın geliyor, evet yani. Mantıklı olabilir mümkün, diyorsunuz. Bir de bu yani. Ama bunu da yapmamadı yani İran istihbaratı kendisi, kendini herhalde en güvende hissettiği başkentlerden biridir. İsrail'in can düşmanı bir ülke nihayet. İran beni koruyacaktır, tamam, İran bu tedbirleri alacaktır ama ne olursa olsun sizin en güvenli hissettiğiniz yerde de düşmanınız en zayıf olduğunuz yer olduğunu düşünerek hareket eder. Aynı şeyi yapıyorsanız, aynı odada, aynı otelde, aynı misafirhanede kalıyorsanız, bunun üzerine istihbarat öldürme planı kurulur. Yani bir de burası İran'da sarayın da eşiğinde 800 metre uzaklıkta bir yer. Bu bir yönüyle de İsrail'in Ali Hamane'ye, İran'ın dini liderine de ve bütün ilgili ülkelerin de liderlerine de bir mesaj. Eğer yüksek teknoloji kullanılarak, işte değişik bilinemiyor neden oldu ama nasıl oldu ama eğer bu değil de demin konuştuğumuz değil de böyle F-35 işte radara yakalanmayan uçaklarla girilip veya içeride yerleşip bir nokta hareketi yapıldıysa, o zaman İran'a şu mesaj da veriliyor ve herkese, yani hepinizin odasına, mekanına girebilecek kapasiteye, bilgiye, istihbarata sahibim, haberiniz olsun. Bir uyarıdır bu yani. Herkesin bakması gereken bir hikaye. Yani şimdi mesela bakıyorum İranlı kaynaklara, temel argümanları şu: buna muhakkak bir yanıt vermemiz gerekiyor. Çünkü bu saldırı bize Hamane'nin bile güvende olmadığını gösteriyor diye değerlendiriyor. Böyle değerlendirmeleri, buna mutlaka cevap vermemiz gerekir değerlendirmesi çok da ciddi değil esasen. Daha önce Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap verememiş bir İran'ın, Filistinli liderin öldürülmesine ne cevap vereceği şüpheli. İşte dün takım Hizbullah'tan atılan füzeler gördük yine. Sonucu ne? Yani İsrail'in canını yakacak, gerçekten canını acıtacak bir misilleme yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar mı? Yapamıyorlar. Eğer yapabilmiş olsalardı bunu kendileri için bir milli kahraman mertebesinde olan Kasım Süleymani için yaparlardı. Bir İran'ın generaliydi, üst düzey bir generaliydi. Irak sahasını Amerikalara dar eden bir adamdı Kasım Süleymani. Yani Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de bütün operasyonların tepesindeki adamdı. Doğrudan dini lidere bağlı bir adamdı. Bütün ölüm kararlarını veren adamdı. Diplomatik süreçleri yöneten, yönlendiren adamdı. Ve İran halkının gözünde gerçek bir efsaneydi, kahramandı. Cenazesinde bile onlarca insan izdihamlar ölmüştü. Düşünün, öyle bir adamın öldürülmesine, Amerika'nın operasyonuydu o da. Bir cevap veremediler. Amerika ile danışıklı misilleme içine girdiler, Trump biliyorsunuz. Trump sonra dalga geçerek Trump anlattı. Trump da sonra dalga geçti onlarla yani. Hayatımın en rahat gecesiydi dedi. Ama bu yapay zeka size de endişe verici gelmiyor mu? Şimdi Fahrizade de baş mühendislerdendi. O şekilde nükleer programdaki. Ve yolda giderken Tahran'da aracı duruyor. Aracın içinde eşiyle arkada korunması var. Ve tamamen yapay zeka ile yönetilen bir zannederim silahla vuruluyor. Suikast doğuruyor. Nasıl olduğunu bile tam anlayamadık. Yani nasıl hala olduğunu bile henüz anlayamadık. Keza burada da yapay zeka ile uzaktan çalıştırılan bir düzenek oldu. Yoksa yani iki ayda bir yerde bir şey duruyorsa herhalde içeriden bir art niyet yoksa bulunur diye tahmin ediyorum. Yani umarım birinci seçenek, birinci senaryo geçerlidir ve sürekli aynı yerde kaldığı için daha rahat bir operasyonla içeriden adam satın alırsınız, birini tehdit edersiniz, şantaja maruz bırakırsınız, o bombayı, eleman yetiştirirsiniz, o mekana girmeyi becerirsiniz, başarırsınız. İsrail bunu yapamayacak bir ülke değil, yapmıştır. Umarız öyledir. Öteki türlü, yani o yüzlerce kilometreyi geçip, içeriye girip, yani bir binanın camlarını bile kırmadan, yandaki ve öteki bitişik odaları tahrip etmeden, sadece camları bile kırılmadan, sadece Haniye ile korumasının kaldığı bir iki odayı imha etmecesine, bu bütün dünya liderleri için çok büyük bir, yani risk ve tehlike demektir. Bununla nasıl baş edilir bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Ama ötekisi en azından gerçekleştirilebilir ve tedbir alınabilir bir şey. Belikine tedbir alınacak. Bilemem, sürekli yer değiştirmek dışında yani devlet başkanları,
kritik adamlar sürekli her gece başka bir mekanda mı kalacaklar? Nasıl yer değiştirecekler? Şimdi mesela İran'a giden devlet adamları, İran'a ziyaretin de konuşulmaya başladı. Yani ne kadar güvenli, İran ne kadar güvenliğini sağlayabiliyor kendisine yani gelen. Bunu İran'da yapabilen adam her yerde yapabilir, onu da söyleyelim yani. Ha, sadece bu iş İran işi değil. İran değil, İsrail. Yani bu böyle konuşuyor. İran'da zaaf var. Yani İran'da zaaf yok da, İran'da zaaf var da bu insanları koruyamadı da ötekilerde mi zaaf yok? Mesela Mısır mı güvenli? Ürdün mü güvenli? Neresi güvenli? Hangi ülke güvenli? Siz ne kadar güvenli? Siz çok farklı açıdan bakıyorsunuz şu an. Çünkü normalde... İsrail bir istihbarat devleti ve 50 yıldır, yani kuruluşundan beri aklı fikri istihbarat ve varoluşsal varlığını sürdürebilmek üzerine kurulu bir istihbarat bantı üzerine kurulu bir yapı. Yani dünyanın en iyi istihbarat örgütü değil belki ama bu adam öldürme, istihbarat toplama, insan istihbaratı konularında çok iyi oldukları. Bir de teknolojileri var. Hani Amerikalılarla birlikte falan. Bu açık bir şey. Yani bunu öldürürlerdi. Öldürmek istedikleri hedefi öldürürler. Şimdi Katar mı güvenli mesela? Bütün Hamas liderleri orada bugün. Bugün, dün, geçmiş yıllardan beri. Yani neresi güvenli? Şam mı güvenli? Yani İsrail Şam'da mı hareket edemeyecek? Yani bunlara bakmak lazım. Neresi güvenli? İran'ın zaafı vardı da o yüzden böyle oldu. Mutlaka bir zaaf var. Zaten istihbarat nedir? Zaaf alanlarına girersiniz. Ama zaaf olmayan ülke mi var? Yani neresi var? Ne koruyor peki bu insanları? Jeopolitik ilişkiler. Yani asıl sizi koruyan şey budur. Yani polisiye, istihbari, güvenlik tedbirleri üzerinden bir yere kadar korunursunuz. Asıl sizi koruyan gücünüz. Yani karşılığında ödeteceğiniz bedel. Bu bedel sadece askeri misilleme anlamında değil. Tam tersi, öteki alanlarda. Bu jeopolitik alanında stratejik konumunuz, öneminiz, kurduğunuz irtibatlar, ilişkiler, ittifaklar sizin ülkenizde böyle işlerin olmasını engelleyebilir. Daha çok odur. Asıl güvenlik buralardan yaratılır. Yoksa o odada değil, bu odada kaldığın peşinden o adam gitti, şunu yakaladım falan. Bunlar da önemli ama bir yere kadar önemli. Bu az önceki binayı görebilir miyiz tekrar? O binada tek kalan Haniye de değil bu arada. İslami Cihat'ın lideri de orada, Husi'leri. Yani o kadar çok isim var ama sadece Haniye'ye bu yapılıyor. O da ayrı bir soru işareti. Yani böyle bir, madem bir, hepsi suikast listenizde çünkü bu insanlar. Acaba İslami Cihat'ın lideri de aynı odada mı kalıyormuş her seferinde? Her geldiğinde o binada mı kalıyormuş? Bunu bilmemiz lazım bu değerlendirmeyi yapabilmemiz için. Gelen bilgiler Haniye'nin hep aynı binada, hep aynı odada kaldı. Dolayısıyla o kurguyu yapabiliyorsunuz. İslam Cihat lideri nerede kalıyordu acaba? Hep o binada mı, hep aynı odada mı kalıyordu? Eğer bu böyle değilse bilmiyor olabilirler tabii, diyorsunuz. Tabii. O da önemli. Yani o açıdan da bakmak lazım. Doğru, bakın. O açıdan çok değerlendirilmiyor ama orası da önemli. Bir de yani benim çok kısa, sonra Hasan Öztürk'e geçeceğim. Dünden beri aklımda olan bir soru. Sonra baktım ki başka hesaplarda, başka isimlerin de sorduğu sorular olarak karşımıza çıkıyor. Yani Haniye'yi Tahran'da bulup öldürebiliyorsunuz. Hizbullah'ın üst düzey komutanı Beyrut'ta kaldığı evde üzerine evi yıkarak öldürebiliyorsunuz. Kendinize 15-20 kilometre ya vardır ya yoktur. Gazze'de avuç içi gibi bildiğiniz bir yer, yıllarca tepeden kameralarla izlediğiniz, dronlarla izlediğiniz bir yerde Yahya Sinvar'ı bulamadığınızı söyleyerek binlerce Gazze'liyi katlediyorsunuz. Aylardır, 300 gün oldu bugün. Dediğiniz gibi söyleyerek. Onu bilerek söyledim. Elbette, yani yerin üstünü kontrol edebiliyorlar nihayet. Yerin altında istihbaratları yok. Yani yerin altında o tüneller, yüzlerce kilometrelik tünel var Gazze'nin altında. O tünellerin içinde kim kiminle nasıl irtibatlı, kim nerede, bunu bilemeyebilirsin, bulamayabilirsin. Nitekim bulamıyor. Bulamıyor. Ama sonuçta ama bu tünellerdekiler bir yere iletişim. Her tarafı ama yakıp yıkmak. Yerin üstündelerdi hepsi. Nasıl? Niye bilemediler? Nasıl, ne dediniz Hasan Bey? Duydunuz mu? Şimdi çok önemli bir yer. Yani ben çok da, yani Gürkan akıl oyunları da kuruyor, gidiyor. Ama 7 Ekim'de Aksa tufanında hepsi yerin üstündeydi ama İsrail uyuyordu ya da uyumuş gibi yapıyordu. Niye öyle oldu? İşte o da önemli bir soru. Şimdi de mesela bulamıyoruz diyerek 300 gündür bütün Gazze'yi dümdüz ediyorsunuz. Halı bombardımanla. Yani Gazze'yi dümdüz etmesi, tarumar etmesi, binlerce adam aramaktan öldürüyor ziyade orada nüfus, demografiyi değiştirmeye dönük. Bir gerekçe olarak. Bu oradaki yüz binleri, milyonları Gazze'den kopartmaya, kovmaya dönük bir stratejik akılla yapılanmış. Asıl onun hedefi o. Yoksa adam Yahya Sinvar'ı bulup öldürmek yani, değil. Bulabilsek ne ala ama onun için buraları böyle yapıyoruz. İnandırıcı da değil. Zaten hedeflerinin ne olduğunu anlıyorsun. Yani o nüfusu, o alanları boşaltmak, oraya yerleşmek. Artık Mısır'a mı gönderecek, Ürdün'e mi gönderecek, nereye göndermeyi, Sina'ya mı gönderecek, hangi planların içindeyse, ama Gazze alanındaki 2,5 milyonu
makul bir süre içinde veya uygun gördükleri bir zaman dilim içinde bölgeden atmak. Hep bunu yapmadılar mı? Yani 1920'lerden beri yaptıkları iş, 48 İsrail kuruluşu falan değil. Çok öncesinden beri nüfus hareketleri, Yahudiler gelsin, Filistinli Araplar gitsin. Nereye gidiyorlarsa gitsin ama bu alanlardan çıksınlar. İşte 7 Ekim bir argüman oldu. 7 Ekim'i bunu bir bahane olarak, argüman olarak kullandıkları bir dönem, bir tarih. Teşekkür ederim. Ve Hasan Bey, bu Haniye suikastiyle ilgili siz de iddiaları görmüşsünüzdür. Hangisine ihtimal veriyorsunuz? Hangi ihtimali yüksek görüyorsunuz? Önce birkaç daha bilgi paylaşayım. Lütfen buyurun. Bu İran'ın haber ajansı, Fars haber ajansı ilk rapor diye paylaştı. Devrim muhafızlarının bir hazırladığı rapor. O rapora göre onlar diyorlar ki kesinlikle diyorlar bu havadan karaya atılan bir füzeyle yapıldı saldırı. Şimdi bu dolayısıyla hani Amerikan New York Times'ta çıkan haberi diğer iddiaları çürütmeye dönük bir şey ama İran'ın bu olay yaşandıktan 3 gün sonra böyle bir şey söylemesinin bir karşılığı var mı yok mu bilmiyorum. Ama onlar da diyorlar ki bu havadan karaya atılan bir füzeyle yapıldı. Gerekçe olarak da yani iddialarını güçlendirmek için de şunu da söylüyorlar. Haniye'nin kaldığı odanın camları, çerçevesi, tavanı tahrip oldu diye de ekliyorlar. Bu bilgiyi paylaşmak istedim. Benim tabii kendi görüşlerim var. İkinci husus, bu binanın içindeki diğer hedeflerin niye vurulmayıp da Haniye'nin vurulduğu konusunda mesele. Hani aynı yerde kalmasaydı da yine Haniye'yi vururlardı. Yani aynı odada kalmasa bile vururlardı. Çünkü niye? Aslında Haniye'nin masadan kalkması için çocuklarını öldürdüler biliyorsunuz. Yani torunları dahil çocuklarını yine bir suikastle Gazze'de kampta İsrail katletmişti bombayla yine füzeyle. Bayram ziyaretinde. Evet. Haniye'nin hedef olmasının sebebi barış görüşmelerinin kilit ismi ve ikincisi ateşkes görüşmelerinin kilit ismiydi. Ve ateşkesi istediğini, barışın gelmesini istediğini nereden biliyoruz? O da şu, çocuklarının ölüm haberini Katar'da aldığı zaman biliyorsunuz yine görüşme trafiği içerisindeydi. Ayakta arkadaşların yanında gelip diyorlar ki böyle böyle oldu. Çocuklarınız işte efendim saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Biliyorsunuz şöyle bir şey bekledim. Normalde atıyorum benim gibi bir insan Allah kahretsin, Allah belalarını versin, bunlarla barış da olmaz, görüşülmez de deyip orayı terk etmesi beklenir. O yok. Çocuklarına rahmet diledi. Filistin çocukların kanı onların kanından daha değerlidir dedi. Benim çocuklarım şehit olmuştur, ben görüşmeye devam ederim dedi. Yürüdü gitti ve görüşmeye devam etti. Şimdi bu böyle bir aktörü vurdular. Burasının altını çizmemiz gerekiyor. Size hatırlattığınız çok önemli bir şey. İslami Cihat, Yemen, Husiler ve Hamas liderliğini o yemin töreninde, İran Cumhurbaşkanı yemin töreninde İran'da oturttular en ön safa ve direniş hattının liderleri diye anons ettiler. Direniş hattının liderleri dediklerinin tamamı da İsrail'le savaş halinde ya da çatışma halinde, İsrail'in hedefinde. Ama gidip füze ise füze, işte yerleştirilmiş bomba ise bomba, düzenek ise düzenek, İsmail Haniye'yi ortadan kaldırdı. Onun için burasının daha kritik olduğunu düşünüyorum. Yani İsrail bu suikasti yaparak başka bir hesap içerisinde giriyor. Yani hedefini yok etmek, düşmanını yok etmekten daha çok önümüzdeki dönemde bir şekilde barışı zorlayan, bir şekilde ateşkesi zorlayanı hedef aldı. Yani savaşı daha çok büyüteceğinin işaretlerini anlatmaya çalışıyor. Şimdi, bu teknik meseleye gelince şimdi Gürkan anlattı. Evet okudu. Baktı. Bugün de bir sürü detaylar var, ayrıntılar var. Bir kere şunu söylememiz lazım.
Yani onu söylemeden olmaz. Bu havadan karaya atılan bir füze, yani uçaktan ya da işte efendim uzun menzilli bir balistik füzeyle gönderilmiş bir şey olsa da İran'ın zafiyeti, o binaya, o odaya 2 ay önceden, önce işte efendim telefonuna bir virüs gönderildi, WhatsApp'ına bir virüs gönderildi, oradan anlık her hareketi takip ediliyordu. Sonrasında zaten hep aynı yerde kalıyordu. Oraya da tutuldu, bomba yerleştirildi, düzene kuruldu ve uzaktan kumandayla patlatıldı derseniz bu vahim ötesi bir şey yine. Vahim ötesi bir şey. İran açısından. Burada İran'ın Hameneyi, çok özür dilerim, Hamas lideri İsmail Haniye'yi bir şekilde verme ihtimalini bile konuşabiliriz. Ne gibi? Aruri gibi. Bakın verme ihtimalini dediğiniz, yani amiyane tabirle satma ihtimalini mi diyorsun? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bakın, İran'a sürekli gelgel yapıyor. Sürekli gelgel yapıyor. O da İran'da o sükunetini korumaya çalışıyor. Hatırlayalım ya, en son o Şam'daki generalleri vurulduğu zaman karşılık vereceğiz dedi ve bu sadece misillemeye dönük bir karşılık olacak, sınırlı kalacak diye de açıklama yaptılar. Yani ondan sonra yine Gürkan geçen hafta da hatırlatmıştı, yine hatırlattı, gördüğüm başka yerlerde de söyledi. Çok önemli bir şeyi tekrar ediyor ve ben de onun altını çizmek isterim. Kasım Süleymani, efsane, onlar açısından efsane yani. Yani Allah'ın yerindeki kılıcı diye baktıkları, bu çağın kılıcı diye baktıkları efsane isim, Amerikalılar tarafından vuruluyor Bağdat'ta ve İran o gün Trump'ın ifadesiyle ya beni aradılar, dediler ki tamam ya vuracağız, üstlerinize atacağız bir şeyler ama bir şey olmayacak, merak etmeyin. Şimdi bu şöyle düşünebilirsiniz, İran'ın zafiyeti ya da İran'ın stratejisi. Stratejisi olarak bakıyorum ben ve sürekli sabırlı bir süreç yönetmeye çalışıyor. Fakat bu işlerine gelmiyor. Ne Amerika'nın ne İsrail'in işine gelmiyor. Israrla gel yapıyorlar. Her seferinde bir kat daha artırarak yapıyorlar bunu. Mesela Şam'da vurdular askerlerin generallerini. İran sadece bir misilleme, kısmi bir misillemeyle cevap verdi. Evet, o gün işte efendim füzelerini ateşledi, dronlarını gönderdiler ama bu etkisi az olan bir şeydi. Görsel olarak vardı ama etkisi az. Şimdi diyor ki İsrail, bak yani satmadan daha ayrı bir şey söylüyorum. Bak, senin bir Sünni örgütü, proxy örgüt haline getirmeye çalıştığın süreçte, yani Hamas'ı kendine müzahir yapmaya çalıştığın bir dönemde, bunu niye söylüyorum? Biraz önce hatırlatmamı yapayım lütfen. İran Cumhurbaşkanı'nın yemin töreninde İslami Cihadı, Husileri ve seni Hamas'ı aynı yere oturuyorsun. En öne ve direniş hattının liderleri diyorsun ve o liderlerden sana teslim olmuş, emin olmuş, ya burada ben eminim dediğin başkentinde aynı odasında vuruyorum. Şimdi bu İran'ı o gelgelin son noktasıdır. Yani İran bundan sonra ne yapacak? Ya hani kilidi vurması lazım. Böyle bir devlet olmaz tartışması başlar. Böyle bir devlet mi olur? Nasıl olacak böyle? Ki içeride tartışılıyor. Şu an İran'da acayip tartışılıyor. Yani, İran'da şu da tartışılıyor. Yani buna yanıt verelim, tamam verelim de önce içeride bir kendimiz güvenliğimizi sağlayalım. Yani Hamaney bile güvende değilken buna şimdi yanıt vermenin ne anlamı var? İçeride varsa hain, onu bulalım diye. Bu sefer de onu tartışan İranlı yetkililer var içeride. Şimdi şöyle, demek ki hani İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi vurmasının asıl sebebi hem o barış sürecini, ateşkes sürecini vurmak, hem İran'ı bir şekilde işin içine sokmak. Hasan'a sözünü bir cümle söyleyebilir miyim? Eş güdümlü sayılabilecek. Bir gün öncesinde de yine İran'ın benim direniş hattım, Hilal'in en uç noktası
Akdeniz açılan kapının Beyrut'ta Hizbullah'ın iki numarasını vurmasını da eklediğimiz zaman bu mesele hani nasıl vurulsa vuruldu, nasıl yapılsa yapıldı suikast. Tamam, teknik olarak tartışıyoruz ama sonuçları itibariyle Orta Doğu'ya yayılacak artık savaşın daha da büyük olacağı bir zeminde İran'ı mutlaka bu işin içerisine sokalım. Çekecekler. Ve madem bu kadar zaaf içerisinde bu zaafiyetinde yararlanalım. Hadi buna şunu da ekleyelim ya. Ya iki ay önce İran'ın önceki Cumhurbaşkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti ve onunla ilgili daha henüz biz ne olduğunu konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Evet. Muhtemelen bu olaydan sonra ve Şam'daki bombardımandan sonra, Şam'daki bombardımanı da hatırlatalım. Birkaç ay önceydi yine Şam'daki İran misyonu bombalandı İsrail tarafından. Evet. Ve orada zannediyorum 5 İran generali. Üst düzey general. Evet. Biliyorsunuz bu İran bölgenin karıştırıcı aktörlerinden biridir. Şam'da 5 generaliyle ne yapıyordu diye sorabilirsiniz. O ayrı mesele. Onları konuşuruz ama 5 generalini öldürdüler. İran, toplantı halindeyken. Toplantı halindeyken. Biliyorlar, vuruyorlar. Şimdi bu olayın savaşı bölgeye yayma, İran'ı savaşa çekme amacına matuf olduğu çok açık. Hatta şunu söylemek çok mümkün. Şimdi İsrail, İsmail Haniye'yi nerede olsa bulur, vurur. Kolay bir hedef. Yani göz önünde bir hedef. Çok göz önünde olan bir adam. Sık sık seyahat ediyor, diplomasi masalarında görülüyor, resim veriyor, görüntü veriyor falan filan. Nerede olsa vururdu. Burada hedef İsmail Haniye'yi öldürmek zor bir şey değil İsrail açısından. Kabul edelim bunu. Ama Tahran'da bunu yapmak, İran'a mesaj, İran'ı aşağılamaya dönük, İran'ın sinir uçlarıyla oynamaya dönük, tıpkı Şam'daki bombardıman gibi. Reisinin de helikopterinin düşüp düşmediğini siz ben bilmiyoruz. İran makamları biliyor. Biliyorlar. Biliyorlar ve evet bizim Cumhurbaşkanımızı İsrail öldürdü diyecek halleri yok. Ama oradaki 3 helikopterden sadece birinin ve içinde İran Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu bir helikopterin düşmesi artık bu olaylardan sonra da biraz daha dikkatli bakılması gereken bir hikaye. 2-3 saniye içerisinde oldu diye. O zaman ne bu? Reisin helikopteri eğer İsrail tarafından düşürülmüşse, bombardımanın 5 İranlı generalin İsrail tarafından yapıldığını, öldürdüğünü biliyoruz. Tahran'daki İsmail Haniye'nin öldürülmesi, Tahran'da öldürülmesi ama bunlar ne? Bunların hepsi İran'ı savaşa çekmeye ve bölgeyi genişletme, savaşı genişletmeye dönük stratejiler. Şu İsmail Haniye neden Haniye onu size soracağım ama bütün bunları siz kronolojik sıraladınız ya benim hatırımda kalan şuydu İran İsrail'e misilleme yaptığında savunma bakanı o zaman dedi ki bir yanıt verdiler ya hani çok küçük çapta bir yanıt niye bu yanıt verildi diye konuştuğumuzda bugün bu yanıtımız küçük olabilir ama biz asıl yanıtımızı ilerleyen zamanda vereceğiz diye bir ifadesi vardı. Retorik. Yani retorik mi İranlıların bugünden bakarsınız? En iyi yaptığı iş... Hayır İran değil İsrail tarafının açıklaması bu. Biz asıl yanıtımızı ilerleyen zamanlarda yani veriyoruz. İsrail dediğini yapan bir çete, bir şebeke diyelim. Yapıyorlar. Güçleri var. Arkaları var. Asıl o. Arkaları çok sağlam. Yani düşünün dünyanın en büyük askeri gücünün uçak gemileri. İsrail'in gerçekleştireceği sivil katliamların zeminini, güvenliğini sağlamak üzere Akdeniz'de konumlandırıyor. Hava sahalarını, füze saldırılarına karşı İsrail'e böyle bir örtü yaratıyor. Silahlı bir örtü yaratıyor. Güvenlik yaratıyor ve kimse buralara gelemeyecek. Burada aman İsrail, gelmeyin sivillerine diyor. Gelemezsiniz. Beni bulursunuz karşınızda. İsrail'i bu sivillerle, bu sivil katliamlarıyla baş başa bırakıyorum diyor. Silah, cephane, siyasi destek, kongredeki konuşmada gördüğü desteği de gördük böyle bir adamın. Dolayısıyla böyle bu zeminde yürüyor. İsrail dediğini yapabiliyor. Planlama yapıyor, hesap yapıyor. Ama amaç, stratejik hedefler önemlidir burada. Büyük resim. İran'ın savaşa çekme hikayesi. Karşılığında ne görüyoruz? Ağıt ve büyük büyük laflar. Ya Nasrallah'ın ağzından ya İranlıların ağzından. Kırmızı bayraklar, siyah bayraklar. Yani bu semboller falan. Semboller ama retorik diyorsunuz ya. Yani retorik derken bir stratejik zemini de var. Yani adam savaşa giremez yani şu anda İran. Girmek istemiyor. İstemiyor ama artık da yani neresidir bunun sınırı o da konuşuluyor. Sonuna kadar. Yani nihayetinde bunu yaptığınızda Tel Aviv'i vurmaya başladığınızda sonucunuz ne olacak? Yani, Amerika Birleşik Devletleri'ne yani, karşı. Tahran ne olacak? Tebriz ne olacak? İsfahan ne olacak? Şiraz ne olacak? Yani bu şehirler, bu ülke İran'da bir şey kalacak mı? Bunu öngöremedikleri için Amerika açısından söylüyor. İsrail değil. Amerika dahil olacak dahil ve olacak bunu kim için durduracak? Rusya mı gelecek bana yardımcı? Kim yardımcı? Bunu gördüğü için sabır, stratejik sabır. İran çatışmaları kontrollü yapmak ister.
İran yıpratma savaşları verir. Her yerde, Lübnan'da, orada, burada, Hizbullah üzerinden, bizim bu taraflarda PKK üzerinden yıpratma savaşları ortalığı karıştırır. İstikrarsızlıklar yaratır ama büyük savaşlara girmez. Büyük savaş istemiyor. Gücünün yetmeyeceği büyük savaşa girmiyor. Irak Savaşı'nı da İran başlatmamıştı. Böyle bir hassasiyeti var. O yüzden retorik, generaller öldürülüyor, retorik. Tahran'da insanlar öldürülüyor, retorik. Kasım Süleymani'nin, bakın o da bir provokasyon listesine eklenmesi gereken bir şeydir. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ölüm yıl dönümünde 84 kişi. Ölüm yıl dönümünü bombaladılar evet, adamlar. Orada bombaladılar. Yani. Yani ölüm yıl dönümünde 84 kişi öldü. Kişi ayrıca öldü. Mezarı başında öldü adamın yani. Orayı da hani mezarında da rahat bırakmıyor. Mezarına giden, giden insanları da öldürüyor falan. Hep bu sinir uçlarıyla oynama hamleleri. Bakar mısınız bölgemizde bir aktör var. Delirmiş bir aktör. Şımarık bir aktör. Küstah bir aktör. Kimse bana bir şey dokunamaz diye yaptıklarına bakın ve bir ülkeyi savaşa çekmeye çalışıyorlar. Apaçık. Artık bunu da yalanlamıyorlar. Resmen bunu yaşıyoruz. Yani hiç aksine iddia edecek bir durum içerisinde olmadığımızı çok aşikar anlıyoruz. Ve İran savaşa girmemek için çırpınıyor ve girecek durumu da yok. Evet yani 30 yıldır ambargolar altında inliyor. Göründüğü kadar güçlü bir ülke değil. Yıpratma kapasitesi olan ama savaşma kapasitesi, İsrail ve Amerika ile savaşma kapasitesi olmayan ama bir devlet. Ama bir gerçek var. Amerika'da cumhuriyetçiler yani her İran-İsrail meselesinde tek bir sözleri var. İran'ı bombalayın. Lindsey Graham en önde gelen isimlerinden biri. İstisnasız her seferinde yaptığı çağrı. İran'ı bombalayın. Yılanın başı İran'dır. Kendi ifadesi aktarıyorum. Orayı ezmemiz evet, gerekir. Yani, Lindsey Graham gibi adamlarla Tel Aviv'den yapılan açıklamalar arasında zaten nüans çok bile yoktur. Çok da bir yani. Fark sadece, yok. Sadece cumhuriyetçiler değil canım. Tabii canım. Yani demokratlar da bu kadar ağırlıklı, onlarda da muhakkak işte, var ama görmediğim için. Bu kadar açıktan cumhuriyetçiler çok savunuyor bu durumu. Yani biz hep bunu konuşuyoruz. İsrail şöyle kötü, şöyle alçak, böyle saldırgan, böyle faşist, katliamcı, soykırımcı bunlar. İşte İran öyle böyle ne yapılmalı sorusunu bölge konuşmuyor. Benim dikkatimi çeken şey o. Bunu bir nasıl şey söyleyebilir miyim? Tabii lütfen buyurun. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ne zaman isterseniz bir şey. Tabii, Hakan Fidan'ın cümlesini söyleyeceğim. Dışişleri Bakanı'nın bizim yayında söyledi. Mehmet İçer de söylemişti. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor, bir kafa yoruyor bir şeye. Biz de yoruyoruz. Yani, bu bölgeye dışarıdan hegemon güçler tarafından müdahalesini en aza indirebilecek bir formül olarak biz birbirimize güvenmiyoruz. Yani bölge ülkeleri birbirine güvenmiyor. Yani devletlerde bu güven problemi var. Ne? Bu 200 yıldır var. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana devam eden bir süreçte var. Bu güveni tekrar inşa edecek bir üst yapı. Yani buna ne derseniz deyin. Hani bu Avrupa Birliği modeli benim bunu ben söylüyorum. Bir modeldir. Afrika Birliği buna bir modeldir. Güney Amerika'daki olan bir şey. Şangay İşbirliği. Yani ona ekonomik drama verdim. Yani burada hani Sadabat Paktı'nı falan hatırlatarak söylemek istiyorum. Bu cümleden sonra onlar aklıma geliyor. Yani bizim bölgede, bu bölgenin bir komşu ama zıtlaşmış bazıları düşman, bazıları işte dehşet dengesiyle sınırları mesela Türkiye ile İran'ı kastediyor. Yüzyıllardır değişmemiş ama hep rekabet içerisinde olan bu ülkelerin bir ortak zemin bulması halinde dışarıdan gelen hegemon güçlere veya hegemon baskıya bir cevap verebilirler diyor. Biz buna kafa yoruyoruz. Şimdi bu işte hani ne yapmalı sorusunun ana cevabı. Buna biliyorsunuz İsrail'e dair ederek söylüyoruz biz. Yani İsrail'in Hamas da bunu söylüyor. Bakın burası çok değerli bence. Şimdi daha önce Hamas kurulduğunda kesinlikle İsrail devletini tanımayacaklarını, İsrail'i kabul etmediklerini, İsrail yok olunca kadar mücadelenin devam edeceğini söylüyor. Şimdi geldikleri noktayı söylüyorum. Filistin Kurtuluşu Örgütü zaten gelmişti. 1967 sınırları, mesela 1948 anılmıyor. 1967 sınırları, BM'nin kararıyla kabul edilmiş 1967 sınırları. Böylece İsrail'in varlığı da kabul edilerek Filistin'de olduğu ve bütün
İşte Arap dünyası, Türkiye'nin... Hamas bunu açıkladı. Biz silah bırakmaya da hazırız dedi. Hatta geçtiğimiz aylarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi AP'ye röportaj verdi. Bunu söyledi. Buradaki temel sıkıntı acaba artık Hamas mı, yoksa İsrail içerisindeki ultra ortodoksların, aşırı sağcı kesimin hiçbir şekilde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini istemiyor oluşu mu? Yani sadece İsrail'in değil... Hegemonlar diye bakıldığı zaman Amerika'nın Orta Doğu'da bu hangi düzen istediğiyle de ilgili. Hani bu Bob'u falan konuşuyoruz ya, yeni işte efendim Arap Baharı diye başlayan o süreci konuşuyoruz da sürekli. Yani bunları da ilave ederek baktığımız zaman onlara karşı da bir şey direnç. Bir şey daha hatırlatayım. Çok önemli bir noktaya geldi. Bence bu çok değerli. Şimdi Türkiye uzun zamandır Filistin'deki muhataplarına şunu söylüyor. Ya zaten fiziki olarak bölünmüşlük var. Yani Gazze, Batı Şeria, hatta Batı Şeria delik deşik. Yani Kudüs işgal altında, Doğu Kudüs bile işgal altında. Delik deşik, fiziki bölünmüşlük var. Şu siyasi bölünmüşlüğün önüne geçelim. Yani siyasi birliktelik uluslararası arenada sizin tanınır, bilinir olmanızda ve davanızın temsilinde çok daha önemli. Bunu sürekli taraflara söylüyor. Bu, şimdi bu hani eğer Abbas gelseydi, yine Ömer Çelik'ten nakletmek istiyorum. Buyurun. Abbas gelip o teklifi kabul edip mecliste konuşsaydı, İsmail Haniye de locada onu dinleyecekti. O verilen fotoğraf o birliğin fotoğrafıydı, olacaktı diyor ya. Hani Pekin'de de el sıkışma var. Hamas'la Filistin kurtuluyor. Bu birliktelik gibi, çünkü bunlar aynı zamanda savaştılar biliyorsunuz. Yani iki grup, iki Filistin grubu çok ciddi bir savaşta yaşadılar. Bunların birlikteliği gibi işte Suudi Arabistan, Türkiye, Irak, Lübnan, Suriye mesela. Suriye bu işin içerisinde olmalı. İran bir şekilde o hani Hakan Fidan'ın veya Erdoğan'ın çaba gösterdiği o, nasıl olacaksa ekonomik birliktelik diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. O çatı kurulabilirse o zaman Gürkan Zengin hani evet ya işte karşımızda her cüretkar, her şey yapan, hiçbir hukuk tanımayan bir devlet var. Onun arkasında da Amerika bir var. Bir mesaj olur diyorsunuz siz. Bir şey yani söylenebilir mi, yapılabilir mi sorusunun cevabı orada bence inşa edilebilir de düşünüyorum. Şimdi burada güven artırıcı tedbirler. Daha güzel. Tehdit açık ve yakın. Şimdi Hasan'ın sözünü ettiği bu daha böyle ittifak gibi, pratik ittifak gibi, birliktelikler, şu pakt gibi, Sadabat paktı gibi dedi ya. O biraz orta uzun vadeli işler olabilecekse bile. Ya akut sorunu çözebilecek bir durum. Ve çok sıcak. Adam yani saldırıyor. Yani kontrolsüz bir biçimde ve her dakika saldırıyor. Her dakika suikast yapıyor. Her dakika bombardıman yapıyor. Şimdi gece başka bir şey uyanıyorsunuz, yatıyorsunuz. Her sabah başka bir şey vahim bir tablo var. Bölgedeki genel zaafı, genel bir zafiyet var bölgede. Yani siyasi iradelerin ortadan kalktığı bir bölge döneminden geçiyoruz şu anda. Arap Baharı'ndan sonra hani Libya'dan tutun şeye kadar, Pakistan alanına kadar neredeyse otorite yok devletlerde. Ve bir boşluk, ordular gitti. Irak parçalanmış, Suriye parçalanmış, Lübnan paramparça. Libya yok. Sahipsiz ülkeler, kaynakları var, bölgeler var, jeopolitik, stratejik geçiş noktaları ama liderlikler yok. Böyle bir dönemden İsrail istifade ediyor ve istismar ediyor alanı. Şimdi burada acil bir durum var. Bu acil durumda Mısır gibi, Türkiye gibi, İran gibi, Suriye gibi ülkelerin hızlıca bir araya gelip aralarında güven artırıcı tedbirleri hemen devreye sokup birlikteliklerini kanıtlamaları lazım. Şimdi bu çok konuşulduğu için hadi buradan konuşalım. Bu ülkeler bir araya gelsin, İsrail'e karşı bir bütünlük oluştursun ki bir mesaj verilsin diyorsunuz. Ama mesela bu çokça konuşulan bir analiz. Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de benim okuduğum bir analiz. Sıkı korunan misafirhanede sadece Haniye'nin hedef alınması üzerinden yaptıkları bir analiz. Irak Hizbullah lideri, Husi temsilcisi, İslami Cihat, hiçbirine bir şey olmuyor. Bir pazarlık iddiası gündemde konuşulur der Türkiye Gazetesi. Yani Şii yayılmacılığına karşılık Hamas feda mı edildi sorusu gündemde diye burada manşette atmışlar, sormuşlar. Yani burada baktığınızda böylesi bir güven ortamı sizce var mı?
Yoksa bizim geldiğimiz yerde bu iddialarım bile, bu sadece Türkiye Gazetesi'nin yazdığı, yazdığı bir iddia değil bu arada. Uluslararası basında da çok konuşuluyor. Böyle bir iddia varken biz başka bir şey, neyi konuşuyoruz acaba bilmiyorum. Ya bunlar komplo teorileri. Ne yani? Şimdi İran, İsrail'le anlaştı mı diyoruz? Yani anlaştı mı diyoruz? O zaman ilk 3 ay içinde bunun sonuçlarını görürüz. Böyle bir şey yok. İsrail'i böyle anlaşmalarla falan durduramazsınız. Yani böyle bir şey yok. Adam ilerliyor. Bunlar komplolar. Komploları bir kenara bırakalım. Güven ortamı var bunun mı? Bunun komplo yok. Olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii canım. Ama bakın ne var biliyor musunuz? Güven ortamı yok. İşbirliği ortamı şu anda yok ama bir bu aktörleri, bu bölge ülkelerini bir araya getirebilecek ortak bir büyük risk var. Varoluşsal bir risk var. Toprak bütünlüklerinden tutun, rejimlerine kadar tehdit oluşturan bir İsrail tehdidi var. Hı hı. Ve bu artık yakın ve açık bir tehdide dönüştü. Potansiyel bir tehdit olmaktan çıktı. Bakın senelerce Beka Vadisi, Golan Tepelerini işgal etmiş olan İsrail, ilhak kararını aldı. Senelerce Kudüs benim başkentim dedi ama daha ileri gidemedi. Şimdi Amerika'ya bunu tanıttı. Suriye, Irak alanında ilerliyor. Kim ne derse desin. Bu o süreç, hani bir Kürt devleti kurma süreci ilerlemekte. İsrail'in stratejik güvenliği açısından çok hayati bir şeydir. İran bu kadar aşağılanmasına rağmen 1, 3, 5 kaç tane eyleme maruz kalmasına rağmen, belki Cumhurbaşkanı öldürülmesine rağmen sesini çıkartamıyor. Başkentinde bombardımanlar yapılıyor. Daha başka kimlerin öldürüleceği. Böyle büyük bir risk var. Türkiye'de tehdit algılıyor açık bir şekilde. Mısır bu işlerden azade mi? Yani bu saldırgana karşı alttan aldığınız zaman sizin yarın Sina'daki alanlarınız, yarın İskenderiye'niz, yarın Süveyş kanalında güvenliğiniz mümkün mü zannediyorsunuz? O da tehdit algılıyor. Peki ne? O zaman bunu bir durdurmanız lazım. Ve bunu siz öyle Birleşmiş Milletler'le, Avrupa'yla, Avrupa Birliği'yle, Amerika'yla, şununla bununla, uluslararası kurumlarla, Ömer Çelik öyle bir açıklama yaptı. İşte artık buna bir dur denilmeli. Demiyor adamlar yani. Böyle bir düzen yok. Başka bir düzen var. Kural bazlı düzen, hukuk bazlı düzen yok. Adam kural tanımıyor, hukuk tanımıyor, değer de tanımıyor. Böyle bir iklim var. Ne olacak? O zaman bu aktörler somut adımlar atacaklar. Canlarını sıkan, bugün yapmak istemedikleri bazı adımları atmak zorundalar. Ne mesela? Burada İran'a, Suriye'ye düşen de var, Türkiye'ye düşen rol de var, Mısır'a düşen rol de var. Ayrıca burada bunları vakit kalırsa tadat da ederiz. Hı hı. Yani kendi kafamıza göre bazı öneriler koyabiliriz ama Çin ve Rusya gibi iki de büyük güç var. Hı hı. İsrail'in yayılmacılığından memnun olmayan, bölgenin istikrarsızlaştırılmasından, özellikle Çin için söylüyorum, rahatsız olan, bölgede istikrar arayan bir Çin var. Büyük bir güç. Bakın bu temasları yapıyor, aktörleri bir araya getirebiliyor. Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırıp Filistinli grupları da bir araya getirebiliyor. Bir Çin aktörü var. Çin'i kullanırsınız. Rusya'nın da belirli derecelerde katalizör olma imkanı var. Onu da kullanırsınız. Ondan sonra da bu bölgesel işbirliği. Yoksa Amerika ile, İsrail ile ve Avrupa ile durum çok vahim. Çok teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarını dinledik. Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Şimdi devam edelim biz. Az önce Gürkan Zengin dedik, güven arttırıcı önlerine bir çok büyük bir hamle yaklaşıyor bölgeye ve bölge ülkelerinin bir an önce atması gereken adımlar var. Hakan Fidan da mesela Ülke TV'deki Kanal 7'deki ortak röportajında Hasan Öztürk bir parça değindi. Üst akıl devrede dedi. Bu üst akıl kimdir? Neyi amaçlar? Az çok onu konuştuk ve anladık gibi görünüyor. Peki ama siz diyorsunuz ki güven arttırıcı onu. Ya böylesine karışmış bölgeye, birbirine güvenmeyen ülkeler nasıl olacak? Olur. Nasıl olur? Çünkü risk, hepsi için olan risk çok daha büyük bir hale geldi. İçinden geçtiğimiz dönem yeni bir dönem. İsrail'in bu kadar fevri, bu kadar saldırgan, bu kadar büyük katliamlara imza attığı bir ikinci dönem yok. Böyle yok. Bu derece. Korkunç bir durum. Aynı zamanda 4 ülkeyi hedef alarak saldırılarda bulunuyor. Stratejik hedefleri de ilerliyor. Siz buna PKK devleti, Kürt devleti deyin, aşağıda Suriye alanı ile ilgili, Lübnan alanı ile ilgili stratejik hedefleri de ilerliyor. Bunu eğer bölgesel akıl diye bir şey ortaya çıkmazsa hepsi için daha büyük belalar geliyor. Buna Türkiye'de dahil. Daha büyük belalar geliyor ve yaklaşıyor. Bunu da görüp bakın bugün evet şunu söylemek kolay. Ya Türkiye ile İran böyle bir güven ilişkisi içinde mi? Değil. Türkiye ile Suriye böyle bir güven ilişkisi içinde mi? Evet, ilk aklıma benim bu sorular. Suriye ile İran bile aralarında muazzam bir işbirliği var değil mi? Suriye ile İran bile güven ilişkisi içinde değil. Suriye ile Irak, Irak'la İran bu kadar... Kimse kimseye sırtını dönemiyor. Ama, öyle bir ama bu saydığımız ülkelerin güvenlik tamamının de bir ortak düşmanı ve tamamını destabilize edecek, destabilize etmiyor, parçalayacak, mahvedecek bir ortak düşman zuhur etti. Ve böyle bir potansiyel olarak da değil.
artık fiili bir tehdit olarak geliyor adamlar. Siz hala, İran için söylüyorum, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorsun. Hala PKK'ya destek vererek bir şey yapmaya çalışıyorsun. Şam, Türkiye'ye İranlı işte Şii milisler, işte Nusayri unsurları, bir takım şeyler, PKK'ya taktik işbirlikleri. Ya bu fasıl geçti. Biz birbirimizi niye altımızda oymaya çalışıyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Daha büyük tehdit geliyor. Görmüyor musun yani? Şam gidiyor. Hani Şam gidiyor. Sen ne anlatıyorsun? Türkiye senin toprak bütünlüğünü temin ediyor. Bunu gör. Ha, ya sen de bana güven artırıcı tedbir koy. Türkiye'nin de yapacağı şeyler var. İran'ın, evet Türkiye doğru bir şeyler yapıyor diyebileceği. İran'ın yapabileceği çok şey var. Hı-hı. Mısır'ın yapabileceği çok şey var. Birbirleriyle olan ne güven ilişkilerini... Ne yapabilirler? Yani ya böyle Mısır güven çıksın. Birbirine bu kadar güvenmeyen ülkeler böyle büyük bir bela zuhur etti dediniz ya, geliyorken ne yapabilirler? Dışişleri Bakanlıkları ve istihbarat teşkilatları otururlar. Bu devlet aklı olarak otururlar. Sen benden ne istiyorsun? Ben senden ne istiyorum? Senin bana güvenmen, benim sana güvenmem için sana ne lazım? Bana ne lazım? Eş zamanlı olarak ama bakın. Böyle ben 5 seneye yayılacak bir şeyden bahsetmiyorum. Eş zamanlı olarak güven artırıcı somut tedbirler. Türkiye Kürecik üssünü kapatırsa bu İran'a güven artırıcı bir tedbir olur. İran, Suriye alanında Türkiye'nin lehinde hamleler yapmaya başlarsa, tamam mı? Biz İran'ın Suriye alanında İsrail'e yönelik tehditinden rahatsız falan filan değiliz. Türkiye açısından söylüyorum. Ama sen o Suriye'nin içine koyduğun milislerle Türkiye'yi rahatsız etmeye başlıyorsan, Suriye unsurları PKK ile işbirliği yapıyorsa, bu meseleleri hallederseniz, somut olarak hallederseniz, bunu Rusya ve Çin'le birlikte yürütebilirsiniz. Mısır çıksın desin, Camp David anlaşmalarını gözden geçiriyorum. Çok büyük adam. Bir bakalım ne oluyor? Camp David anlaşmalarını gözden geçiriyorum. Refah kapısını açıyorum. Mısır ordusu, bakın Sena Hanım, Mısır ordusu hala bugün güçlü bir ordudur. Evet. Öyle palavra bir ordu değildir amiyane tabirle. Ciddi bir ordudur. Küçük katkı verebilir miyim? Savaş tabii, gücü olan bir ordu, geliyorum aslında. Savaş gücü olan bir ordudur. Refah kendi toprakları içinde, o Refah sınır kapısını açmak isterse açar. Bak açar, açabilir. Tabii açar. Ama onu açsın. Daha Türkiye ötesi, Kürecik hamlesini yapsın, İran ve Suriye PKK hamlesini yapsın. Bunları eş zamanlı yapsınlar. Ben göreyim bakayım Amerika ile İsrail nasıl ilerliyor sahada. Olabilir mi bu sizce Hasan Bey? Bir de bir not olarak aktarayım. Çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Anıtkabir'de yaptığı açıklama. Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emeller karşısında her türlü tedbiri alarak milli çıkarlarımızı koruyacağız diyor. Yani hiçbir ülke tek başına tedbir alamaz. Çok açık söylüyorum. İlk defa böyle Anıtkabir'de de Misak Milli Kulesi'nde metin olarak yazılmış ve kayda geçmiş bir açıklamadan bahsediyoruz. Hiçbir ülke tek başına tedbir alamaz der Gürkan Zengin. Birleşip nasıl tedbir alacaksınız? Bu kadar kimse kimseye güvenmezken. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani Gürkan'ın açtığı pencere bu bölgenin kurtuluşu Türkiye dair. Onu söyleyeyim. Oradan yürümek, o perspektiften gitmek lazım. Buradan gitmek isteyen iradeyle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi bunlardan bir tanesi Şubat, 12 Şubat sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti. Biz de o gezide vardık. Sisi ile görüştü hatırlıyorsanız. Evet, siz de vardınız. Ben o zaman şöyle bir yazı yazmıştım. O gezi öncesinde ve sonrasında devam ettirdim. Dedim ki ben bizzat o Arap Baharı sırasında Mısır'daki darbeye karşı durmuş birisi olarak söylüyorum. Şimdi Sisi'ye destek olma zamanı. Şimdi o zaman 7 Ekim'den sonraki Gazze'deki bu soykırıma varan İsrail saldırıları sırasında bir plan çıktı ortaya biliyorsunuz. Amerika ve İsrail'in ortak planı. Batı Şeria'dakileri Ürdün'e, Gazze'dekileri Sina'ya, yani Mısır toprağına sürme planı. Ve iki devleti de çok zorladılar. Amerikalılar ve İsrail'de. Yani Ürdün'ü ve Mısır'ı zorladılar. Mısır dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. Gerekirse Camp David'i askıya alırım. Bu açıklamadan sonra ziyaret gerçekleşti. Yani Türkiye'nin desteği açısından söylüyorum bunu. Dolayısıyla Mısır doğru hem devlet geleneği olan hem de zaten o devleti yöneten de ordu. Yani çok güçlü bir ordusu var, kara gücü olarak var. Ve bunu söyledi. Camp David'i askıya alırım dedi. Hiç mesela küçücük bir devlet değil mi? Ürdün. Normal demokratik seçim olsa orada Filistinler kazanır. Çünkü büyük Nekbe ilk 1948'de sürgün yediklerinde Filistinler en çok Lübnan'a gittiler ve orada hala Lübnan'da sayı olarak Filistin'de oldukları kadar sayı var.
Dolayısıyla küçük bir devlette Lübnan bile, Lübnan çok özür dilerim, Mısır, Ürdün kralı bile bu anlaşmaya karşı çıktı ve bunları Türkiye destekledi. Dolayısıyla hani bu görüşmeler başladı. Bir şey daha söyleyeceğim ben. En son Washington'dan dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üçüncü Dünya Savaşı tehdidinden bahsediliyor. Bu savaş çıkar mı diye bir soru geldi. Ve bu soruya biliyor musunuz çok kestirme bir cevap vermişti ve ya biz hani bu konuyu konuşmak mı istemiyor diye yorumlamış. Ben kendi adıma söylüyorum. Bu sorundan sonra hemen ya biz barış diyoruz. Barış rüzgarlarını estirelim diyoruz. Efendim yelkenlerimizi barışla dolduralım diyoruz. Üçüncü Dünya Savaşı deniyor deyip kapattı orayı. Hı hı. Yani kapattı. Ben kapattığına yormuştum ama sonradan şunu gördüm. Bakın iki gün önce Buhaniye suikastından önce Türkiye Ermenistan temsilcisiyle Ermenistan'ın Türkiye temsilcisi sınırda oturdular konuştular. Yine o aynı Gezi'de dönerken uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a dönük, İran Cumhurbaşkanı'na dönük çok olumlu şeyler söyledi. Paşinyan'a dönük, Ermenistan'a dönük çok olumlu şeyler ve ısrarla bölgede hani barışı zorlamamız gerektiği konusunda şeyler söyledi. Bunu görüyor demek ki. Bir şey okuyorlar bir şey. Diyorsunuz. Nedir o? Üçüncü Dünya Savaşı riski de konuşulurken Çin'de de işte görüyoruz stok yapmaya başladıklarını, çeşitli emtiaları. Dönüşte belki ona bir parça gireriz ama bu bir yandan Seval, Instagram hala kapalı mı? Bana böyle birkaç mesaj izleyicilerden gelmiş. Kapalı gözüküyormuş. Dönüşte onu da değerlendirmenizi isterim. Çok değerli konuklarım Gürkan Zengin ve Hasan Öztürk. BTK erişim engeli getirdi Instagram'a. Nedenini henüz bilmiyoruz. Kısa bir ara buradayız. Kısacık bir aranın ardından devam ediyoruz para gündeme. Şimdi bugün sabah 9'da başlarken ilk haberimizdi. Böyle Instagram'da bir erişim engeli var. BTK erişim engeli getirdi ama henüz resmi bir açıklama da yok. Neden olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ben birkaç mesaj aldım ama giremeyen de çok var. Siz girebildiniz mi Gürkan Bey? Yok. Giriyor musunuz? Bu da tam açılmadı galiba ama açılıyor herhalde yavaş yavaş değil mi? Peki ne oluyor? Neden kapandı sizce? Yani vallahi bir takım açıklamalar var. İşte bu İsmail Haniye'nin dün İletişim Başkanı bir tepki tepkiler, evet. Sonuçta Instagram galiba bunu engellemeye çalışmış. Bazı mesajları koymamış. Bunlar yapıyorlar. Twitter'da yapıyor. Instagram'da yapıyor. Yani bu iletişim araçlarının, çağımızın yaygın iletişim araçlarının kontrolünün kimlerin elinde olduğunu da biliyoruz. Yani buralarda da verilmesi gereken bir mücadele. Yani şimdi bakıyorsun, konuşuyoruz ya işte İran'ı konuştuk, Mısır'ı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk. Bunlar 2000, 3000, 5000 yıllık devletler falan ama işte 48 yılında kurulan İsrail'in bu yapıları işte İran özelinde söyleyeyim nasıl aşağıladığını, ne yaptığını görüyoruz bölgedeki hikayeleri. Bu işin tek boyutu silah değil. Yani bu işin enformasyon boyutu var, ekonomisi var, bir sürü alanlar var. Bunlar da görüyorsunuz orada iki tane adam ele geçiriyor burayı. İşte Elon Musk oluyor, başkası oluyor. Twitter, Instagram, YouTube. Ama yani sabah uyandığınızda erişim engeli gelmiş. Yani, enformasyonu. Bu şimdi bu tarafı. Öbür tarafı da bunları engellemeye başladığınız zaman ulaşabildiğiniz bir sonuçta olmuyor. Çünkü bunlar çağın ihtiyaçları haline dönüşüyor. Yani. İnsanların bir kısmı bunlar üzerinden iş yürütüyor, iş yapıyor. Gençler var, şunlar var, bunlar var. Bunu engellediğin zaman o Instagram'a bir darbe falan indirmiş de olmuyorsun çok fazla. O insanların yani. Ekonomisine öyle bir durum darbe var. İndiriyorsunuz. Bunların da alternatiflerini yaratarak, bu yapıların içinde hakim olarak yani bizim büyük işler başarmamız lazım. Hakikaten öyle. Engellemelerle, sınırlandırmalarla bir yere varamıyorsun. Bir süre sonra dönüyorsun, kendi iç kamuoyuyla karşı karşıya kalmaya başlıyorsun. YouTube'da, YouTube'u kapattık. Benim çocuklar daha gençti, işte daha genç, çocuktular yani ama kullanıyorlardı. Baba ne oldu? İşte YouTube niye yok, YouTube'a niye giremiyoruz? İşte kapandı o Gezi olayları süreciydi. Çocuklar Gezi olaylarını falan bilmiyor, o YouTube'u biliyor. YouTube'u kullanmak istiyor, ne oldu? Bir şey sınırlandırdık. O tepki,
o yanlışlıkları, o günahları işleyenlere, o suçu işleyenlere dönük olmuyor. Kendi ya bizim devlet niye bunu kapatıyor? Bir dakika ne oluyor falan. Mücadelenin yolu, yöntemi, yordamı bu değil. Başka bir şeyler. Biraz farklı, daha sofistike bir akıl ihtiyacımız var. Öyle bir durum var. En son 31 Ağustos'ta İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bir tepkisi vardı Instagram'a. Bu İsmail Haniye'ye ilişkin paylaşımların engellendiği gerekçesiyle tepki göstermişti. Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajlarını yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'a şiddetle kınıyorum demişti Hasan Öztürk. O nedenle mi bir erişim engeli var? Sizin bir bilginiz var mı? De sizde açıldı mı acaba? Bazıları diyor ki ben giriyorum. Ama geneli diyor ki ben giremiyorum. Benim Instagram hesabım yok. Onun için mu? Giremiyorum. Şimdi şöyle muhtemelen Instagram o gün Haniye'nin katledildiği gün paylaşımcılarının Haniye'nin fotoğraflarını ve işte efendim bir takım mesajları paylaştıkları için kaldırmıştı yani bunu. O hesapları biraz yavaşlatmıştı, o fotoğrafları kaldırmıştı. Buna tepki olarak yapılmış bir hareket, öyle görünüyor. Ama bu bir çözüm mü? Yani Gürkan söyledi, çözüm değil dedi. Şunu da söylemek isterim. Biz hani yıllarca bizim gençliğimiz açısından söylüyoruz. Amerikan kültür emperyalizminden falan bahsederken işte Hollywood'u konuşurduk. İşte efendim yine Amerika'nın New York'unun ya da Paris'in modasının kültür emperyalizmi oluşturduğunu ve bizim gibi toplumlarda işte çoğunlukla öykünmeci insanlar oraya kapılıp gittiğini falan eleştiri olarak söylerdik yani. Şimdi bu kültür emperyalizmi meselesi geldi bugün dijital emperyalizme dönüştü. Yani dijital bir kültür hegemonyası oluşuyor ve bu da tekel. Yani bu tekelleşmiş. Yani Amerika TikTok'u yasaklarken değil mi? Gerekçe uyduruyor. İşte yalan haber, işte efendim bilgi kirliliği. Güvenlik gerekçesi. Güvenlik ve bilgi kirliliği diyor. Biz çok ilginçtir. Bakayım sizde de var mı? Ben normal ekrandan bakayım. Neye bakıyorsun? Şu an söyleyeceğim. Şu anda göremi gördüm. Sol üst tarafta var. Şimdi arkadaşlar bizim ekranımızda Ülke TV'de de mesela bizim de sol altta. Şu hashtag gidiyorsunuz. Tabii. Sol ama izleyicilerimiz var. Oradan size soru soruyor. Oradan ulaşıyorlar. Bak bir şey ama çok önemli bir şey. Bugün Instagram'da ulaşamıyorlar ama maalesef. Hayır ama nasıl işin gerçekten bir hegemonik bir düzene dönüştüğünü. Şimdi Sanayi Bakanlığı Rekabet Kurulu, bakın ben şimdi bir şey yapacağım. Şu elimde bir su var. Bunun etiketini çıkarttım ben Sena Hanım. Bunun etiketini çıkarttım. Niye biliyor musunuz? Gizli reklama girer, size ceza gelmesin diye çıkarttım. Çünkü Sanayi Bakanlığı Rekabet Kurulu bu suyu ben içerken eğer de burada markasını görürse diyor ki sen gizli reklam yapıyorsun, sana ceza kesiyorum diyor. Bunu cezayı yemiş bir televizyonun genel yayın yönetmeni. Ama Twitter'ın logosunu koyuyoruz biz televizyonumuzun sol alt köşesine, siz de üst tarafına koyuyorsunuz. Instagram'ı koyuyoruz, YouTube'u koyuyoruz, Facebook koyuyoruz. Oradan bize yazın diyoruz, oradan bizi takip edin diyoruz. Ama ne Rekabet Kurulu bize ceza kesiyor, ne Rütük ceza kesiyor ya da uyarıyor. Hiçbir şey olmuyor. İyi de bunlar şirket değil mi? Ya bunlar dev paralar kazanan dev şirketler ve bedava reklamlarını yapıyoruz biz. Bedava ve bize ceza falan kesmiyor Sanayi Bakanlığı. Şimdi bakın bu meselenin geldiği nokta şu, o kadar hegemonik bir düzen kurdular ki, dijital hegemonik bir düzen kurdular. Evet ve ama mesela dünya liderleri de, devlet başkanları da buradan mesajlar da paylaşıyor. Onları da okuyoruz. O boyutu da var. İşte ya, buna da durum demek mi gerekiyor? Ya da başka bir şey. Şimdi Gürkan önemli bir şey söyledi. Orada olarak bir şey yapılabilirdi. Yani onun içerisinde olarak bir şey yapılabilir. Amenna. Ama bu bir problem. Bakın ben hepimiz Google takip ediyoruz. Ben de takip ediyorum. Google'ın ilk çıktığında şöyle bir şey demişti Google'un yöneticileri. Dünyanın bilgisini biz vereceğiz. Dünyanın bilgisi. Yani kütüphanesi biz olacağız. Aa dedik ya, bu muhteşem bir şey. Harikulade bir şey. Ya harikulade bir şey de ama öyle bir şey oldu ki hani o algoritma falan deyince dünyanın bilgisi dediği şey adamların bize yutturduğu bilgi, bize vermek istediği bilgi. Şimdi hadi girin bakalım.
İsmail Haniye deyince ne çıkıyor? Aslan, dünyada hiçbir şey bedava değil. Kendini üreteceksin. O eğitim politikalarını koyacaksın. O dünyalı adamları, o kafaları yetiştireceksin. Doğru. Böyle dünyayı at gözlüğüyle bakarak yani, bunlarla rekabet şey edebilmek şey, mümkün olmuyor. Sofistike bir şey yapmak lazım dedin değil mi? Bölgeyle evet. ilgili tehdide karşı. Aynı şekilde o hani kültürel hegemonya dediğimiz, kültürel periyalizm dediğimiz meselenin geldiği boyut da bu. Ama bir şey bir söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Bu yani Instagram'ın ne gerekçeyle erişim engeli geldi bilmiyorum ama mesela milyonlarca insan Gazze'de yaşanan dramı da buradan öğrendi. O da o boyutu da var. Gazze'deki gazeteciler ulaşabildikleri ölçüde buradan paylaşımlar yaptılar. Dünya Rim'in hikayesini, Hind'in hikayesini buradan paylaşarak çoğalttı. O da bir etken oldu. Yani Gazze'de yaşananları ya da yardım dernekleri, oradaki açlığı burası aracılığıyla da gösterdi. Ben defalarca paylaşım yaptığım için de biliyorum. Pek çok kişinin de oradan birbirine bunu yaydığını da biliyorum yani. Tamam, müsaade etmişler demek değil mi orada? Evet tabii canım. Yani teknoloji evet. üreten içeriğini de kontrol eder. Yani bu iş böyle. Demek ki buna müsaade edilmiş diyorsunuz o zaman. Yani ben şöyle buna karşı çıkalım. Kapansın, yok olsun demiyorum. Bunu bir şu anki mevcuda işaret ediyorum. Ya bu tekelleşmiş bir yapıya dönüştü. Yani iki tane firma var öyle diyelim. Yani üç tane de iki tane güç var burada öyle değil mi? Birisi de Meta dediğimiz işte Instagram'ın da içinde bulunduğu grup. Öbür tarafta Elon Musk'ın üzerinde yani Twitter'ı kastederek söylüyorum veya X nasılsa. İki tane yapı var. TikTok'u geçtik. Oradaki yani Türkiye'de çok beğeniliyor ama yani ben orayı takip etmek için pek yorum yapmayacağım. Bu iki yapı dünyanın bilgisini, dünyanın enformasyonunu paylaşıyor, üretiyor hatta artık yani. Dolayısıyla buranın tehlikeli olduğu bir şey diye söylüyorum. Tıpkı ne gibi? Tıpkı hani geçenlerde uçaklar havalanamadı, işte efendim bankalar işlem yapamadı, ya dijital bir şey midir? Felaket mi yaşıyoruz diye sizin yayınlarınızda da vardı. Ne oldu? Her şeyi bir anda durdurdular değil mi? Aa ne oluyoruz ya? Taş devrine mi döndük? Tartışmalar yaşandı. Tıpkı onun gibi. Yani bu bir problem olarak karşımızda. Şimdi Instagram'ı yasakladı veya erişimi engelledi. Bir şeye işaret ediyor bu. Demek ki yani bilgiye ulaşmak bile çok büyük problem olarak karşımızda duruyor. Bilgiye ulaşmak bile. Haberleşmek bile. Çok büyük problem siber olarak. Siber güvenlik, siber savaş dediğimiz işler bunlar. Şalteri indirdi, bitti iş. Değil mi? Şalteri indiren sınırlarının, kim olsun? Yani ifade özgür, bir yandan da ifade özgürlüğünün kısıtlanması oluyor. Evet. Bir yandan da böyle riskleri kendi içinde barındırıyor diyorsunuz. O zaman bunun iki tarafıyla da değerlendirilmesi. Amin. Mesela Almanlar ne yapıyorlar? Hibrit piyasa çıkartmışlar. Hibrit. Sürekli güncelliyorlar. Dijital işte iletişimle ilgili, sosyal medyayla ilgili. Sürekli güncelliyorlar. Biz bir tane yasa çıkarttı. Kadık kaldı. Şimdi bir tane daha çıkartacağız böyle istiyoruz. Değil mi? Yani dolayısıyla hani her şeyi biraz böyle hani çala kalem değil de biraz daha hani perspektif olan bir şekilde yapmak. O hani yoruluyoruz yoksa. İşte ne oldu? Instagram niye yasaklandı diye tartışırken ya da bizim yasal zeminde bunu daha rahat çözebiliriz belki. Çözsek daha rahat edeceğiz. Ya ben ama daha çok hani işin tekelci bir hegemonyanın inşa edildiğini düşünüyorum. Burada da kendime biçtiğim rol de şudur. Rasim Özdenören de rahmetli anmış olayım. Yani bir gül yetiştiren adam olarak gece kondunun birinde oturmanın bir konfor haline dönüşeceğine inanıyorum. Aslında bir yönüyle yarın bir gün netameli zamanlar gelirse... gelebilir. O zamanlara dönük ön uyarı mahiyetinde de işler bunlar. O geçen gün o bankaların sistemlerin kilitlenmesi. Yani bu sistemleri kontrol eden mekanizmaların yarın bir gün o zor zamanlarda neleri kontrol edip neleri kilitleyebileceği, ülkelerin, halkların, devletlerin, güvenlik birimlerinin hangi iletişim alanlarını iki tuşa basarak kesebilecekleri hakkında da bize bir fikir veriyor. Yani devletin güvenlik birimlerinin, karar vericilerinin bu alanlar konusunda alternatif tedbirler geliştirebilmesi için bir eylem planı geliştirmesi gerekiyor belki ama bunu görüyoruz böyle yani. Sebepsiz bir sabah uyandığında vatandaşın erişim engeli ne oldu ifade özgürlüğüm nerede diye sormadan bir plan dahilinde eğer bir şey yapacaksanız bir risk görüyorsanız alternatifini geliştirmeniz yani lazım. Engelleyince gençler, ortadan milyonların kaldırmıyorsunuz bir ihtiyacını yani. Karşılayacaksınız. Bir de güvenlik ihtiyacı var. Bir normal iş hayatın sürmesiyle ilgili
bir ihtiyacın karşılanması. Bir de dediğim gibi siber güvenlik meselelerinde de bir tedbir almak gerekiyor. Evet, böyle mesela şimdi yani bağımsızlık her alanda işte, bağımsızlık. Çin'de, İran'da, Kuzey Kore'de, Rusya'da engelli. Türkiye'de niye engelliyorsunuz gibi yorumlara da neden oluyor nihayetinde. Geçelim mi belediye borçları meselesine? Çünkü birkaç gündür o konu çok sıcak gelişmeleri kendi içinde barındırdı ama biz gündemimizden dolayı dönüp konuşamadık. Şöyle hemen aktarayım son gelen açıklamaları. Belediye borçlarına haciz konusunda ilk Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarına SGK borçları nedeniyle haciz konuldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dedi ki muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama bu. Özgür Özel de diyor ki biz bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. 17.500 lira ver emekliye diyorum, para yok diyor. Emekliye 17.500 lira yapın, biz bütün CHP'li belediyelerin bütün borcumuzu derhal kapatacağız diyor. Yani sen emekliye ver, ben de kapatayım borcumu demiş. Politika yapıyorlar. Politika. Hepsi politika yapıyor. Bunlar siyasi polemikler. Ben şahsen geçen hafta da Hasan'la beraber burada konuşuyorduk. Hı hı. O hafta da bunları değerlendirmiştik. Ben yani 2024 bütçesinde 1 trilyon 200 milyarlık, 250 milyarlık faiz ayrılmış bir zeminde 90 milyarı konuşmam. 90 milyarın olağanüstü önemli olduğunu falan düşünmem. 90 milyarı devlet aldığı zaman ne enflasyonu düşürecektir, ne bir şey yapacaktır. Bu değil. Bugüne kadar da tarihimizde böyle bir şey de olmuş değil. A. Gündem değiştirmeye dönük. B. Belediyeleri sıkıştırmaya dönük hamleler. Bu Özgür Bey'in sözünü ettiği ifadede bir karşılığı olan bir şey değil. Yani 17 bin lira yap, ben de ödeyeyim falan filan. Bu da polemik. Yani kitleye dönük popülist söylemler bunlar. Doğrusu darbe girişimi bu bize, bir darbe girişimi. Yani işte 15 gündür konuşuyoruz bu konuyu. Hak etmeyeceği kadar uzun Türkiye'nin gündeminde kaldı bu mesele. Değeri çok yüksek değil. Çünkü 90 milyar çok büyük bir para değil. Bugüne kadar da ödenir bunlar. Nitekim bazı belediyeler ödemeye de başladı. Bazıları da bir planlama dahilinde ödeyebileceğini söylüyorlar. Yapılandırmalar mümkün. Yani. Ödensin. Yani bunlar ödenmesin diyecek halimiz yok. Devlet de alacak, verecek borçlar. Yerel yönetim, merkezi idare, bunlar halledilir. Büyük bir mesele değil. Büyük bir mesele değil ama siyaset polemik yapıyor. Çok da değer vermiyorum açıkçası. Peki, bu polemiğe. Çok hızlıca bir bağlantı, bir canlı yayına gidiyormuşuz. Abdülhamit Han sondaj gemisi bugün İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması ekranlarınızdaydı. Tam o açıklamayı dinlerken bir başka son dakika gelişmesi de ekranlarınızda beliriverdi. Hemen şu kırmızı hatta aktarayım sizler için. Fındık alım fiyatı belirlendi. Levant kalite için 133 lira, Giresun kalite için 135 lira olarak belirlendi. Aslında üreticinin talebi vardı. Bugün, tam da bugün CHP'nin bir fındık mitingi olacaktı. Hemen onun öncesinde fiyatlar belirlendi. Şöyle söyleyelim, üreticinin beklentisi 170-180 lira seviyelerindeydi. Ama o üreticinin talebinin beklentisinin altında bir fiyat da geldi. Tam böyle miting öncesinde fiyatın açıklanması, üreticinin talebinin altında bir fiyatın gelmesi. Bugün belli olur. Üreticinin vereceği cevap CHP mitingi bugün müydü? Bugün 2 Ağustos'ta. Katılımı falan görünce anlarız ama yani burada bilemiyorum. Sonuçta bu hiçbir zaman bu ürün baş fiyatları üreticiyi tatmin etmez. Seçimde olmadığı zaman daha rasyonel, daha rahat, daha düşük fiyatlar açıklayabiliyor hükümetler. Dolayısıyla bakalım, görmek lazım yani nasıl bir tepki vereceklerini. Hasan Bey, tam mitinge öncesinde açıklaması bile üreticinin beklentisi daha yüksekti. Gerçekten onlar da hem masraf hem toplama hepsinden ayrı ayrı dertlilerdi. Çokça açıklama da geliyordu. Ne dersiniz? Ben şimdi hani az mı çok mudan daha çok üreticinin desteklenmesi ya da tarım üreticisinin desteklenmesi konusunda ben kanaatimi paylaşmak isterim. Bir kere dünyanın en değerli işini yapıyorlar. Yani sadece fındık üreticileri için kastetmiyorum. Yani ne diyeyim, domates üreticisi dahil, efendim meyve sebze üreticilerinin tamamı. Bunlar gıda üreticileri, dünyanın en değerli işini yapıyorlar. Ve bunların desteklenmesi, bunun bir politika olması. Yani tarımın, tarım üretiminin desteklemesinin çok güçlü bir politika olarak gelişmesi gerekiyor. Ben bunu söylüyorum. Yoksa işte 133 lira az mı çok mu? Şimdi üreticiye göre az, efendim bunu son tüketici olarak bana maliyette
Çok olabilir. Çok öyle pahalı değil mi? Gelir. Ha, gelebilir. Ama şunu söylüyorum. Bunu üretmezlerse, yani bu fındık üretilmezse, şimdi fındık gündem olduğu için, ya da bir domates üretilmezse, bir salatalık üretilmezse, bir zeytin üretilmezse, bulamadığın ürünün ne kadar para verirsen ver, bulamadığın ürün kadar pahalı bir şey ve değerli bir şey olabilir mi? Dolayısıyla ben tarımın desteklenmesi konusunda, tarım politikasının çok güçlü bir şekilde olmasından yana görüş bildirebilirim burada. Yoksa elbette diyecek ki ben şu kadar emek veriyorum, şu kadar iş çalıştırıyorum, bu bana az oldu. O diyecek, öbür diyecek ki ekonomik dengeler ancak bunu verebilir. Aa, bu tamam. Gürkan çok önemli bir şey söyledi. Biraz önceki hani belediye borçları meselesi üzerinden de bunun üzerine tartışacak. Herkes kendi durduğu yerden politik manevralar yapıyor. Günlük siyasi manevralar yapıyor. Politika yapıyor. Siyaset üretiyor. Ya bu hani içeride tartışılıp konuşuyor ama son noktada geriye çekip baktığımız zaman bu fındığın üretilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani hem endüstriyel olarak hem normal işte efendim hayatımıza verdiği katkı, yaşamımızda işte efendim bir ürün olarak var olması gerekiyorsa bunun desteklenmesi gerekiyor. Benim durduğum yer burası. Şimdi tarımın desteklenmesi lazım dedi. 2024 bütçesinden demin bir rakam söyledim. 1 trilyon 250 milyar faiz, 91 milyar lira tarım destekleri. Geçen sene 65 milyar liraydı. Bu sene 91 milyar lira. Yani bu meselelere bir bakmak lazım. Tarım destekleri Türkiye'de korkunç vaziyetlerde. Aslında kanun da var. Hasan da bilir. Yani normalde milli gelirin %1'i kadar bir destek verilmek zorunda. Muazzam bir rakam bu. Ama o kanun orada duruyor. Hükümetler resmen kanunu ihlal ede. İşte 91 milyar, geçen sene 65 milyar ama kur korumalıya 1 trilyon, faize 1 trilyon 250 milyar lira paralar gidiyor. İşin bir başka yönü de bu, mesela fındıkta dünya lideri Türkiye. Fındık üretiminde dünya lideri ama milletin, İtalyanların, şunların bunların fındıktan kazandığı, fındığı işlenmiş ürüne dönüştürdükten sonra kazandıkları paraların onda birini biz kazanamıyoruz. Bu denklemler de bir türlü çözülemez Türkiye'de. Niye olamıyor? Hani hep Hollanda örneği verilir ya. Hem Hollanda hem de hep İtalya'da bu fındık konusu açılınca İtalya ve o İtalyan markaları. Bir sürü numara dönüyor. Ama olmuyor. Biz bir türlü oraya varamıyoruz. Şemsi Bayraktar da demişti ki mesela hasat zamanı geldi fındıkta. Yani bir an önce fiyatı açıklayın diye açıklama yapmıştı. Bir de şunu da söylüyor. Bu hava şartları aşırı sıcaklar. Muhtelif yerlerde güneş yanığı var fındıkta demişti. Kahverengi, kokarca gibi istilacı türler de hastalıklara neden oldu. Fındıkta dökülme var. 700 bin tonun altında bu yıl fındık üretiminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hani dünyaca ünlü Türk fındığı Türkiye'de çıkan fındık. Ama baktığınızda hem alım fiyatı üreticiyi rahatlatmıyor hem de bambaşka sorunlarla da üretici mücadele etmek zorunda. Ya şimdi şöyle bir şey. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bir açıklamasında gördüm. 2023 rakamları birebir hatırlamıyorum ama vahim olan şuydu. Yani Türkiye tarım ülkesi değil mi? Bir tarım ihracatı var. Bir de tarım ithalatı var. Toplamda hani beklersin ki biz ciddi bir tarım ihracatı yaparız. İthalatımız da olabilir ama cüzidir falan. Hayır. Toplamda aradaki fark ihracat lehinde evet ama 7-7,5 milyar dolar. En fazla belki de 4-5 milyar dolar. Şimdi hatırlamıyorum. Ya 30-35 milyar dolarlık bir tarım ihracatı var. Ama ona yakında bir ithalat var. Şimdi aradaki fark ki yani biz Türkiye olarak bir tarım ülkesi olarak bu kadar geniş toprakları ovaları olan bir ülke olarak yani 5-6 milyar dolar mı kazanıyoruz net? Yani turizmden 35-40 milyar dolar, 50 milyar dolar falan bir para kazanıyor. 35 milyar nerede? 3-4 milyar dolar nerede ya? Nasıl yani? Neden kazanamıyoruz şey olabilir mi? Diyorsunuz? Nasıl yani böyle olabilir? Millet oradan 100 milyar, 200 milyar euroluk ihracatlar falan yapabiliyor işlenmiş ürünler üzerinden. Neyse ne ama bütün kazancımız bizim 4-5 milyar dolar mı yani tarımdan? Bu ciddi bir stratejik. Ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Yani bunlar bir bakılmadı. İşte 20 yıllık hükümet ne zaman bakacak bunlar onu da bilmiyorum yani. Mesela şöyle geçen sene biz limonu çok konuştuk. Ne dediniz Hasan Bey? Orta Doğu'ya istikrar gelince bakılacak dedim. Herhalde. Orta Doğu'ya istikrar gelince bakacak. Bir eleştirme ayetinde söyledi. Yoksa pardon, bir görüş olarak. Çok özür dilerim. Ben bir anda anlayamadım. Bugün böyle konudan konuya sürüklenirken nasıl yani dedim.
Tamam, şimdi anladım. İnce bir eleştiri yaptınız. Bilen bir gazeteci ben, dolayısıyla sıkıntı. Çok özür dilerim. Bugün herhalde bende bir şey var. Çok konudan konuya atlayınca böyle olduk. Limonu örnek verecektim. Limonda çünkü bakıyorsunuz geçen sene dalında kalıyor, bekliyor. Üretici diyor ki bunları ne olur alın, para etmiyor. Bugün bakıyorsunuz limon markette en çok fiyatı artan ürün olmuş %36 ile. 50-60 liradan aşağı alamıyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda da 100 liraya dayanmıştı. Böyle bir tarım planlaması, plansızlığı içerisinde sürüklenip gidiyoruz. Fındıkalın fiyatı belirlendi, aktardık, değerlendirdik ve çok teşekkür ediyorum. Pek çok konuda değerlendirdiniz bugün benim için. Sağ olunuz ve izleyicilerimiz için. Gazeteci Gürkan Zengi ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için bu cuma gününde bana. Sizlere de mutlu hafta sonları diliyoruz. İzleyicilerimize de mutlu hafta sonları diliyoruz. Bir sonraki Para Gündem randevumuz pazartesi 9'da bekliyoruz.